canlı yayın başlamadı mı daha? Hmm. Ekranına bilemiyorum ki canlı yayın başladım mı, başlamadı mı? Başlamış. Şimdi gördüm. Çok iyi. Evet. Şöyle açayım bir yandan. Durduralım. sohbet penceremizde ayrı açalım şöyle. Burayı kapatabiliriz artık. Sohbet penceresi de mi kapandı yok. Duruyor. Sesim nasıl geliyor arkadaşlar? Bana aşağı bilgi verebilirseniz güzel olur. Sesim iyi geliyorsa başlayacağım yayına. Hiç yorum daha gelmedi. Bekliyorum sizden yorum. Ses kalitesi nasıl? Görüntü kalitesi nasıl? Sesim az mı geliyor? İsa Şahin. Ee, İsa Şahin sesim çok az geliyor diyor. Demek ki ses konusunda sorunumuz var. Ses iyi, güzel diyor kimisi. Az geliyor. Genelde az diyen de az değil yani. Sayısı bayağı var. Demek ki bir sıkıntı da var. Biraz daha bağırmaya çalışayım şöyle. <laughs> İnşallah ee, rahatsız etmeyecektir sizleri. Evet. Selamünaleyküm Değerli Hocalarım ee, kal Senin görüntü kalitesinde bir sıkıntı varsa lütfen şey yapın Bu ee, 3 noktaya basıyorsunuz 720p şey yapıyor ee, Aktif etmeniz gerekiyor Yoksa 480'de açıyor O da kalitesizliğe neden oluyor haliyle ee, 780p yaparsanız daha düzgün görüntü elde edersiniz Çakrayımızı başlayalım Tanıtımımıza başlayalım şimdi Önce ben bir kendimi tanıtayım Değerli hocalarım, e, isim Muhammed Alican. Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde e, burada e, Arapça derslerine giriyorum. Arapça öğretim görevlisiyim. Yani iki branşım e, hadis ve Arapçadır benim. İki branşlıyım. İnşallah bu uğurda hep hizmet verdim. Vermedi. Devam edeceğiz. E, mezar'a kadar yolu var. Daha ne kadar nefes alıp verebilirsek. E, bu şu anki katılmış olduğunuz program e, birçok programımız var. Arapça program bu şimdiki. Bizim dil kültür öğrenci kulübümüz. Şöyle şeyimizi gösterelim bayrağımızı. Ee, dil kültür öğrenci kulübü Karabük Üniversitesi bünyesindedir. Ee, resmi bir kuruluşumuz. Ee, yani hizmet amaçlı bir kuruluş tamamıyla. Sizlere e, daha iyi eğitim yani ilahiyat merkezli bir eğitim bu e, kulübü. E, faaliyetlerimiz bazen taşabiliyor dışarıya ama genelde ilahiyat merkezli gider bizim faaliyetlerimiz. Önce bir Arapça işiyle başladık biz. Arapça kursu olarak başlattık. Kendi içimizde yürüttük ilk başta Karabük Üniversitesi'nde. Ondan sonra karar aldık. Dışarıdan çok fazla istek geldi çünkü bize daha önceleri. Geçen yıl dışarı açıldık ve öğrenci sayımız sürekli arttı, sürekli arttı. Şu anda şu Ocak ay sonu itibariyle sayımız 20.000'i 20 buldu Allah'a şükür. Faaliyetlerimize faaliyetlerimizde ne var? Arapça en başta, İngilizce, aynı bu program İngilizcesi var. Ondan sonra şimdi hafızlığa başlıyor. KPSS yeni başlattık. Ondan sonra ihtisas gruplarımız var. Akademisyenliği düşünenler ileride ben yüksek lisans doktora devam etmek istiyorum bu ilmi çalışmalara diyenler için. E, i̇htisas gruplarımız var. Onlara girebilir. Kelamcılar kelama, İslam tarihi İslam tarihine şeklinde. Orada makaleler okunuyor. yazarla konuşmalar yapılıyor. Ondan sonra birçok faaliyet alanlarımız var. işte. sizin şu anki olduğunuz kısım Arapça kısmı. Rabbim inşallah hayırlı gelinler almaya nasip eyler size. Şimdi bizim bu programımızın en önemli özelliği değerli arkadaşlar, daha önce siz referansla mı geldiniz, ilk defa mı geliyorsunuz bilmiyorum. Vakit olarak, şimdiye kadar aldığınız eğitimlerin çok daha az vakit alıyor. Yani günlük bir yarım saat gibi ortalama vakit istiyoruz sizden ortalama olarak. Bayağı bir az bir vakit. Yani normalde İlahiyat Fakültesi'nde hazırlık sınıfı kaç saat haftada? 25 saat Arapça dersi olur. Bizim burada günlük yarım saat, yarım saat, haftada bir 4 saat yetiyor size. Peki yetiyor mu diyeceksiniz. Ee, bizim bu sistemimiz, şöyle biraz bir ekranımı küçülteyim ben. Ee, bizim bu sistemimiz değerli hocalarım toplamda 4 kurdan ibarettir. Tamam mı? Birinci kur, ikinci kur, üçüncü kur, dördüncü kur şeklinde gider. Şimdi birinci kurda biraz da büyüteyim burayı. Şöyle %200 yapayım. Yazlarımızda büyütebiliriz. Arial yapalım. Şimdi bu birinci kurda değerli hocalarım e, hepsi hepsi 25'er hafta şimdi 50, evet 25 hafta sürüyor tamam mı? Hepsi 25 hafta toplam 2 yıl olmuşu Yani bir yılda 52 hafta var. Birer haftası bayrama gidiyor. İlk e, ilk iki kur temel Arapçadır tamam mı? Temel Arapça temel Arapça Şimdi e, burada siz artık e, Arapçanın, yani bütün kurala tabii ki bilinmez. Bunlar çok fazla ama e, geldiğiniz seviye şu. Siz Arapça konuşuyorsunuz, Arapça yazıyorsunuz, Arapça okuyorsunuz, Arapça anlıyorsunuz. Sözlükleri kullanabiliyorsunuz. O çok önemli. Bizim sözlüklerimiz biraz zordur. Arapça sözlükleri kullanmak. E, öyle tevakkuna falan olmaz bu ilmi faaliyetler. Sözlüğe bakmak zorundasınız maalesef. Evet. Ondan sonra e, bunları hep kusursuz mu yapıyorsunuz? Hayır. Konuşurken hata yapıyorsunuz. Okurken de hata yapıyorsunuz. Yazarken de hata yapıyorsunuz. Ama siz bu seviyeye geliyorsunuz. Yani siz elinizde bir sözlükle açıyorsunuz, başlıyorsunuz tefsir kitabı okumaya, tercüme ediyorsunuz. Anlamadığınız yere sözlüğe bakıyorsunuz. Tıkandığınız yere hocaya soruyorsunuz. Bu seviyeye geliyorsunuz. Tamam mı? Yani kendi başınıza artık ilerleyebilirsiniz. Şu e, 50 haftalık temel bittiğinde e, sarf, nahi, bu konuların %90'ı falan bitmiş oluyor artık. Üçüncü e, kurda Kur'an-ı Kerim Arapçası. Kur'an-ı Kerim. Ee, bu yalnız biraz farklı değerli hocalarım. Nasıl farklı? Şimdi burada e, yarım saat diyoruz ya. Yarım saat veriyorsunuz günde. E, bu üçüncü kurda en az iki saat. Ben diyeyim iki saat, siz deyin üç saat. Tamam mı? Niye? Çünkü her gün e, burada, her gün 30 kelime artı bir cümle ezberlemek zorundasınız. şeyde. Bu üçüncü kurda. Bu da tabii ki sizi vakit olarak şey yapıyor. Zaman ister. Şöyle kendimi küçülteyim biraz daha. Her gün 30 kelime bir cümle. Şimdi bu fontu yap versek daha rahat edeceğiz gibi sanki. Şimdi bu üçüncü kur 25 hafta 6 ay sürüyor. Bunu bitirdiğinizde hangi seviyeye geliyorsunuz? geldiğiniz seviye şu siz Kur'an-ı herhangi bir sayfasını açıyorsunuz, mealini veriyorsunuz. Bu çok ileri düzeyde bir seviyedir, onu söyleyeyim. Çok ileri bir düzeyde bir seviye. Ee, günlük dört sayfa, dört sayfa ilerleyeceğiz. Şu dördüncü kurda arkadaşlar YDS Arapçası. Bu da günlük iki üç saat ister aynı şekilde. Yine her gün otuz kelime artı bir cümle ezberi devam edecek YDS Arapçası'nda. YDS Arapçası Biraz daha e, şeydir uzundur cümleleri ve e, farklı kelimeler var şeyde, modern Arapçada. Bu e, şey bittiğinde bilmiyoruz. Daha henüz bir öğrenci mezun etmedik. Bizim hedefimiz e, burayı bitiren öğrenciyi aşağı yukarı bir 70 seviyesinde e, dilden, e, şeyden, yok dilden alabilsin diye hedefliyoruz. Bilmiyoruz ama amaç bu. O minvalde çalışacağız. Buradaki amacımız belli. Şuradaki bitiren arkadaşlar, bu iki kuru bitirenler şey yapar. Tabii buraya bitirme sınavımız var birinci kuru bitirenler e, ikinci kura geçmeden önce denemesi şey kuratlama sınavına giriyorlar test usulü e, onu geçebilen şuraya devam edebiliyor geçemeyen devam edemiyor ara sınav yapmıyoruz kim istiyor ki benim bir Arapçam var ben direkt ikinci kurdan başlayabilir maalesef o sistemimiz yok e, siz direkt buradan başlayabilirsiniz ya da şuradan başlayabilirsiniz tamam mı e, şu üçüncü kurun giriş sınavı var Kur'an-ı Kerim dersiniz ki benim Arapçam çok iyi e, giriş sınavını denemek istiyorum tamam e, başlatırız ama bu bizim e, WhatsApp'a başlamadan direkt araya gelen arkadaşlarımız şöyle bir zorluk çeker. E, biz şurada öğrenci şu bilgileri biliyor diye anlatıyoruz. Mesela şu kelimenin manasını vermiyoruz. Bize diyor ki bu kelimenin ne hocam ben bilmiyorum. E, Biliyorsun diye biz e, şey yapmıştık. E, buraya almıştık. Bunu tekrar bir daha anlatmıyoruz tamam mı? Ve hatta şu gramer kuralı niye böyle oldu? Bu niye böyle anlam verildi hocam? Niye şöyle? E, bunu anlattık biz. Şimdi yeniden bir daha anlatmak istemiyoruz tabii ki. Böyle bir şey vaktimiz yok. O yüzden bizim tercihimiz bu ikisini bitirmiş olmanız. YDS'ye de direkt olarak e, şey e, sınavla girebilirsiniz. Tabii bu sınav, ben e, baştan aşağı size bütün ne kadar kelime verdiysem hepsini A'dan Z'ye soramam. Bin kelime varsa bin kelime sorma şansım yok. Bütün gram ve konuları sorma şansım da yok. Yani sorarsam da bu sınav aşağı yukarı ne kadar sürer? İki hafta falan sürer bu sınav. Her gün gelip dört saat sınav olmanız gerekiyor. Böyle bir şansımız yok. Ee, size belirli soru sorarım. Aşağı yukarı şey yapar, e, belli olur. Dediğim gibi buranın içinde şey yapabilirsiniz. Ama henüz bunlar başlamadı arkadaşlar. Bunlar ne zaman başlar? Biz şu anda 40. haftada mıyız? 48'de miyiz? 48'deyiz galiba. Bunlar 3 hafta sonra falan başlayacak Kur'an-ı Kerim adresi tahmin ediyorum. Daha henüz onun duyurusunu yapmadık. Evet. Şimdi geçelim kendi sistemimizi anlatmaya. Bu ara sorular falan geliyor mu? Bir bakayım şu penceremize. Neler yazmışsınız, ne etmişsiniz bir göreyim bir. işleyişi anlatacağım. Şimdi işleyişi sormayın arkadaşlar. işte iş anlatacağım. Kalite iyi demişler. Eee kimi ses çok iyi diyor, kimi ses az diyor. E, i̇lginç. Bu ses olayı eee nereden bilmiyorum. Şöyle tık tık vurduğumda çalışıyor o mikrofon ya? Şöyle elimi tutmaya çalışayım madem. Şöyle biraz daha iyi mi ki sesim ya? Eee İngilizce nasıl kayıt Arkadaşlar e, buraya İngilizce soru sormuyorum şu anda da. Ne var burada? Değişik soru. Kitabı nasıl temin edebiliriz? Arkadaşlar kitap konusunu geleceğim biraz sonra. E... Tamam burada farklı bir soru şimdilik yok. Ses kalite e, inşallah düzgün geliyordur şu anda. Biraz elimi aldım şimdi mikrofonu da. E, bu şekilde tutacağım artık. değerli hocalarım şimdi birinci önceliğimizi söyleyeyim. E, yönetmeliğimiz var. Vats Arap yönetmeliği tamam mı? Şurada madde olarak yazalım. Şimdi bu yönetmeliği herkes okuması gerekiyor. Biz size paylaşacağız bunları. E, bu yönetmelikte 7G maddesi ekleyeyim şuraya. Bu yönetmelikte yazanlar ile ile grup başkanının ya da denetmenlerin ee, Muhammed Ali Can'ın söylediği çeliştiğinde yönetmelik esas alınacaktır. Şimdi e, yönetmeliği okumuyorlar. Grup başkanı bize yanlış bilgi verdi. Biz ne yapalım diyorlar. E, hocalarım, yönetmelik esastır, tamam mı? E, yönetmelik e, birincil öncelik. E, benim söylediğim ile yönetmelik çelişiyorsa yönetmeliği esas alacaksınız, tamam mı? Size paylaşacağız bunu. Yönetmelik, çünkü bizim kanunlarımız gibi düşünün. Grup başkanı bir yanlış bilgi vermiş, denetmen yanlış bilgi vermiş. O zaman siz diyeceksiniz ki başkana yanlış bilgi veriyorsun. Yönetmelikte bak ne yazıyor diyeceksiniz. 7E maddesine, 7C maddesinde falan diye. Yönetmeliğe bakması gerekiyor herkesin tamam mı? O çok önemli. Şimdi bizim sistemimiz nasıl çalışıyor? Bir tanıtımı yapayım ben. Şöyle kapatabiliriz. Değerli hocalar, ilk hafta basitten sıfırdan başlatıyoruz size. Şimdi basitten sıfırdan başlatıyoruz da şöyle bir sorunumuz oluyor. Biraz bilgisi olan arkadaşlarımız ya bu çok basit bir eğitimiz burada ne uğraşıyoruz deyip hemen kaçıyorlar. Tamam mı? Hemen kaçıyorlar da e, acele ediyorlar maalesef. Çünkü biz e, bir anda ağır konulara girmiyoruz. Bizim maşallah eğitimimizde ne yapıyorlar? Öğrenci daha ilk dersten en ağır konuları basıyorlar önüne. Merfusunu, mansubu da şöyle uzun uzun cümleler Hayır böyle bir şey yok. Biz de sıfırdan başlatıyoruz. Çok kısa süre içerisinde bir ay gibi kısa bir süre içerisinde harika bir seviyeye geliyorsunuz. O çı, erkenden çıkıveren acele eden arkadaşlar büyük hata ediyorlar. Bir bakıyorlar ki e, hiç alakası olmayan bir fakülte ilahiyatta hiç alakası olmayan bir fakülte öğrencisi atıyorum mesela ben bir kere rastladım bilim tarihinde okuyormuş İstanbul Üniversitesi'nde Vallahi e, valla bizim ilahiyatçılardan çok daha iyi okuyuşu var yani sadece bizim buradan eğitim görmüş. E, iki e, kuru bitirdi. Şakır şakır okuyor hadisleri. Tamam mı? Ee, acele edip hemen çıkıveriyorlar. Ondan sonra o kalanlar onları çok kısa sürede solluyor. Basit başlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, biz size e, pazar günü bu kelimeleri veriyoruz. Zaten kitabınızda da olacak. Şu bizim kitabımız değerli arkadaşlar. E, basıma girmek üzere şu anda mizampajı e, yapılıyor. Muharip yayınlarından. Şimdi e, bu kelimeleri ezberliyorsunuz. Tamam mı? Bu ezberlediğiniz kelimeleri bizim videoda da okuyuşu da var YouTube kanalımızda bulabilirsiniz şeyleri videoları bunu arkadaşınıza veriyorsunuz ezber sizden alıyor siz de ondan alıyorsunuz tamam mı mesela Ahmet Mehmet'e veriyor Mehmet Ahmet'e veriyor grup başkanı sizi eşleştiriyor ikişerli ikişerli eğer ki arkadaşınıza ulaşamadınız ya da arkadaşınız düzgün ezberini veremediyse o zaman grup başkanı yazıyorsunuz İşte arkadaşım Ahmet'e ulaşılamadı ya da arkadaşım Ahmet ezberini düzgün yapmadı Yarısını bilemedi ya da e, düzgün verdi, temiz, telaffuzla sorun yok diye şey yapıyorsunuz, e, yazıyorsunuz gruba. Her şey grupta yazılacak arkadaşlar, özelden hiçbir şey yazmayacaksınız. Tekrar söylüyorum, e, grup başkanına, denetmenlere, özelden hiç kimse hiçbir şey yapmayacak. Eğer özelden bir şey yazarsanız, grup başkanı, denetmenlere sizi gruptan çıkarma hakkına sahip. Çünkü herkesin bir özel hayatı var, e, oraya müdahale etmeyeceğiz. Oldu mu? Bu konuda lütfen riayet edin, e, biraz dikkatsiz davranıyoruz bu hususta maalesef. Bu sefer insanlar hizmet vermek istemiyorlar. Yani bizim burada şeyimiz yok. Ücretli bir hoca kadromuz yok. Biz gönüllü bir kuruluşuz. Herkes birbirine hizmet veriyor gönüllü olarak. Bu insanlar da istismar edip özel hayatlarını şey yapmamak gerekiyor. Müdahale etmemek gerekiyor. Şimdi bu kelimeleri siz çalışıyorsunuz ve veriyorsunuz. Verdiniz mi pazar günü? Verdiniz. Güzel. Burada gramer konu anlatım var. İsim cümlesi nasıl kurulur? Efendim şeyim, sıfat tamlaması nasıl kurulur? Konu anlatımımız var. Tamam mı? Onu okuyorsunuz. Videosu da var. Videosunu da izlersiniz. Nasıl kuruluyormuş diye. Bir de diyalogumuz var hocalarım. Diyalog. Ee, bu diyalogu siz arkadaşınızı her gün icra etmek zorundasınız. Telefonda sesli olarak. Görüntülü değil. Sesli olarak. Diyorsunuz ki Esselamu Aleyküm. O da Aleyküm Selam diyor. Keyfe haluke. Ene bi hayr ve ente. E, Enb bir Şükran diyor bitti kapatıyorsunuz telefonu günlük bir dakika geçmiyor bizim telefon konuşmalarımız tamam mı e, her gün icra etmek zorundasınız e, bu istisnası yok e, ne zaman hocam arayacağız kendi aranızda anlaşın eğer anlaşamadıysanız saat 18'de yapıyorsunuz görüşmeyi e, ondan sonra birinci hafta güne geliyoruz pazartesi gününe arkadaşlar pazartesi günü biz size cümleler veriyoruz beyaz ev diyoruz. Belirli yap diyoruz. Bir belirli şey var. E, sıfat tamlaması var. Bir de belirsiz var. Bunu belirli yapın. Ev beyazdır cümlesini tercüme edin. Ev küçüktür. Beyaz ev küçüktür. E, bu şeyleri veriyor size. E, cümleleri. Siz de bunları e, yazıyorsunuz. Cevaplandırıyorsunuz kitabınıza. Ondan sonra fotoğrafını çekip gruba atıyorsunuz. Özele değil. Gruba atıyorsunuz. Bir de bu yazdığınız cümleleri cevapları ile birlikte sesli kayıt olarak okuyup gruba atıyorsunuz, tamam mı? Ee, eğer ki kitap almadıysanız, bazı arkadaşlar kitap almak istemiyorlar. Bu çok doğal, bizde kitap zorunlu değil arkadaşlar. Birisi bir kitap alır, 10 kişi fotokopi çeker, o serbest. Ee, bizden lütfen pdf istemeyiniz, pdf vermiyoruz. Ee, ve talepte bulunmayın arkadaşlar. Bu yazardan pdf istemek çok e, basit bir şekilde de, bu çok nahoş bir istektir. Ee, yazar hiç size büyük bir ihtimal hayır diyecek ama güzel bir hayır olmuyor bu. O yüzden pdf istemeyin yazarlardan lütfen. Şimdi e, siz bu cümleleri e, eğer kitap, kitabınız yoksa bir arkadaşınız size fotoğrafını gönderiyor. E, siz o zaman bunun tamamını yazmak zorundasınız. 11a, 11b bazı arkadaşlarımız şuradaki kodları kısaltıyor. A, B, C'de veriyor sadece. E, böyle yapmayın arkadaşlar. 11a, 11b tamamını yazmanız gerekiyor. Çünkü denetmenin arkadaşımız girdiğinde e, burayı rahat görebilmesi gerekiyor. Kimisi diyor ki yorum yapın diyor. Ben bunu böyle yazdıysam şurada bir yazıyorsa bunu anlamanız gerekiyor falan diyor. Lütfen yorum yapmayalım. Direkt buradakini aynı şekilde geçirelim. Oldu mu? Bunu yaptık pazartesi günü. Akşam 8'e kadar süremiz var. Akşam 8'e kadar süremiz var. Akşam 8 olduğunda artık e, ödev atmayacaksınız. Atsanız bile artık başkan size ceza veriyor. Sizi gruptan çıkarıyor. Tamam mı? O saate kadar tam atmak zorundasınız. Yarım değil. Ee, 8'i bir geçe olur mu hocam? 8'i bir geçe olmaz arkadaşlar. 8'i geçtiği anda başkan sizi gruptan çıkaracak. Ee, biz size e, şey yapıyoruz. Cevap anahtarını akşam 8'de gönderiyoruz bunun. Tamam mı? Akşam 8'de gönderdiğimiz cevap anahtarını siz bakıyorsunuz. Nerede hata yaptım? İşaretliyorsunuz hatalarınızı. O işaretlediğiniz yerden fotoğrafını çekip tekrar gruba gönderiyorsunuz. Ertesi gün saat 8'e kadar. Yani pazartesi akşam saat 8'de veriyoruz ya biz size bunun şeyini, e, cevap anahtarını. Salı akşamına kadar bunun kontrolünü gönderme hakkına sahipsiniz. Ee, hiçbir hatanız yok diyelim. Çok iyi ders çalıştınız. Hiçbir hata yapmadınız. O zaman yazacaksınız. Hatam çıkmadı diye yazacaksınız o sayfanın üstüne. Fotoğraf atacaksınız gruba. Bazı arkadaşlar diyor ki, eee fotoğraf niye atmadın? E, hatam çıkmadı ki ondan diyor. E bilmiyoruz ki belki de hatam vardı. Bir görmemiz gerekiyor. Hatam yoktur. E, ha, hatam yoktur yazdığınız ve hata da varsa aşağıda bir sürü. O zaman e, bu bir yalan beyana giriyor arkadaşlar. Yine cezaya tabi olur. Şimdi e, ondan sonra size Salı günü geliyor. Salı günü e, tekrar şu sayfaya yazıyorsunuz. Tabii biz size e, renkler söyleyeceğiz arkadaşlar. E, her gün farklı renk kalem kullanmak zorundasınız. Mesela biz diyeceğiz ki Pazartesi günü e, kırmızıyı kullanacağız. E, pazartesinin ödevini kırmızı kalemle yazmanız gerekiyor. Salı günü mavi diyeceğiz. Mavi niye? Çünkü bazı arkadaşlarımız e, şey yapıyorlar. E, rahat edelim hafta içinde diye. Pazar günü bütün ödevlerini 7 günü yazıyorlar. Fotoğrafını çekip telefonu yüklüyor. Ondan sonra bir hafta boyunca ödev atmıyor. Şimdi bizim bu sistemimiz e, neye dayanıyor biliyor musunuz? 6 gün 6 hafta sistemine dayanıyor. 6 gün 6 hafta. Bu ne demek? Siz şu kelimeyi ezberlediniz mi? E, şu verdiğimiz kelimeleri. Bir hafta boyunca e, karşınıza sürekli bu kelimeler çıkıyor. 6 gün boyunca bu kelimeler sürekli karşınıza çıkacak. 6 defa tekrar ettireceğim ben size bu kelimeyi. 6 gün boyunca. Ondan sonra 6 hafta boyunca haftada bir defa daha tekrar ettireceğim. Beyninize iyice bir yerleşecek. Meleke haline gelmesi lazım. Yani siz düşünmeden bu kelimeleri biliyor olmanız gerekiyor. Düşünerek değil. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Belirli tekrarlarla. Şimdi öğrencimiz ne yapıyor? Pazar günü hepsini birden yazıp atı veriyor. Tamam. Ondan sonra hafta içi boyunca atmıyor. E bu sefer meleke gelişmiyor. Çünkü her gün tekrar edilmesi gerekiyordu bunun. Tamam mı? O yüzden ee, biz de renkli kalem sistemine geçtik. Renkli kalemde e, diyelim ki siz hepsini mavi kalemle yazdınız. Biz dedik ki salıyı şimdi kırmızıyla yaz. Eldeki yazdığı boşa çıktı. E, o yüzden re her gün size farklı kalem ilanı yapacağız duyuru olarak. Şimdi e, bu şekilde devam ediyorsunuz. Salı günü geldiğinde salı günü ödevi geliyor size. Çarşamba günü geldiğinde çarşamba günü ödevi veriliyor arkadaşlar. Tamam mı? Perşembe günü, perşembe günü ödevi veriliyor. Bu şekilde 5 ee, gün boyunca, 6 gün boyunca devam ediyor. Bakın bu kelimeler hep karşılığa çıkıyor. Ev büyük, deniz, çorba az, balık hızlı, kafa büyük. Ondan sonra e, ikinci haftaya geliyoruz. Yeni konu anlatımı var. İsim tamlamasına geçiyoruz. Buraya çalışıyorsunuz tamam mı? Burada yine e, ertesi pazar yeni kelimeler var. Bunları çalışmanız gerekiyor. Arkadaşınıza vermeniz gerekiyor. Konuşma biraz bir uzuyor. Yeni şey bindi. Önceden Esselamu Aleyküm buraya kadardı. Şimdi burası da geldi. Uzayıp gidiyor mu bu? Hayır. Bu en fazla 5 e, tane böyle parça oluyor. Bu şekilde 5 parça oluyor. E, o da toplamda biz hesabını yaptık. Normal konuşunca 60 saniyeyi geçmiyor. Ama çok verimli bir şey arkadaşlar. Bu konuşma o kadar verimli ki siz de şaşıracaksınız. E, bir sene içerisinde ben bu seviyeye nasıl geldim diyeceksiniz. E, genelde verilen tepki bu. E, biz yıllardır e, bu dili öğrenemiyoruz diye kendimizde sorun arıyorduk. Sorun bizde değilmiş. Bizde hiçbir sorun yokmuş. Bizim zekamızda da sorun yokmuş diyorsunuz. İngilizce'de de Arapça'da da aynı tepki var. E, sorun bizde değilmiş diyor herkes. Biz dili çok rahat öğrenebilecekmişiz. Kısa sürede hemen bunun verimini alıyorsunuz zaten. E, ondan sonra bu devam ediyor değerli hocalar bu şekilde. Kitap konusu çok soru soruluyor daha kitap basılmadı arkadaşlar biz size kitap şeyi vereceğiz Muharip yayınlardan çıkacak kitap henüz basılmadı yalnız biz kitabı şey yapmıyoruz i̇şte 2000 tane 3000 tane bas yavaş yavaş satarız 2 sene 3 sene boyunca değil bizim kitaplar böyle basılmıyor arkadaşlar burası sadece bizim kursa özel olduğu için sayıya göre basıyoruz sizden sipariş kaç tane geldi atıyorum 850 tane 850'ye göre basıyoruz. Bir ay sonra almak isteyenler artık bulamayabilir. Çünkü elimizde kitap kalmayabilir bu sefer. Kaç tane sipariş geldiyse matbaaya o kadar bastırılıyor. Fazla basmaktan kaçmaya çalışıyoruz. Yoksa elimizde kalıyor. İngilizce'de mesela bir fazla bastık. Elimizde 150 tane kitap patladı. Satamıyoruz. Çünkü bizim sistemimizde güncelleme var. Her sene güncelleniyor bu. Şu görmüş olduğunuz konu anlatımları geçen sene ile aynı değil. Sürekli güncelleniyor, sürekli geliştiriliyor. Sizden gelen istek şikayete göre geliştirme yapıyoruz biz sistemimizde sürekli olarak. O yüzden e, elimizde kalıyor bu kitaplar. Biz de fazla basmak istemiyoruz tabii. Korkuyoruz fazla basmaktan. Çünkü e, bizim burası e, bir ticari kuruluş değil, eğitim kuruluşu. E, buna dolayı iş şey yapamayız. E, onun zararlarla e, karşılama şansımız yok yani. Evet. Gelelim yönetmeliğimize. Şimdi, değerli hocalarımız yönetmeliğimizde Direkt bir şey yapayım. Göstereyim. Şimdi e, ücretsizdir arkadaşlar. Eğitim ücretsizdir Tamam mı? E, şeyimiz yok. E, bizim faaliyetlerimiz genelde hep ücretsiz oluyor. Mümkün mertebe yani. Elimizden geldiği kadar. Toplam 6 kurdu. Burayı artık 4 kura düşürebiliriz. E, üçüncü kur. Kur'an-ı Kerim. Burada değiştirelim. Kur'an-ı Kerim işlenir. Dördüncü kur. YDS amaçlıdır diyelim. Evet burada güncellemiş olduk böylece. Ee, arkadaşlar bizim Dil Kültür Türkiye Dil Kültür'den kayıt yapılıyor. Bunun dışında e, bazen şey yapıyor. E, gruba direkt almaya kalkışıyorlar tanıdıklarını. Böyle bir şey olmayacak yani. Bizim grubumuza kayıt formu doldurmamış olanlar kesinlikle girmeyecekler. Sadece bizde kayıt ismi e, kayıtlı olanlar grupta var olacaklar. bu e, içtihat yapmayın arkadaşlar. Şimdi çokça içtihat yapılıyor. Ya şu şu amaçlıdır. Benim durumum da şöyledir. Dolayısıyla bu kurala uymam gerekmiyordur gibi e, içtihat yapıyorlar kendi kendilerine. Hayır içtihat kapısı bizde kapanmıştır. Tamam mı? İçtihat yapma yetkisi sadece bize ait. E, üyeler içtihat yapmasınlar. Çünkü başkan bu durumda ceza verebilir. Başkan ceza vermedi mi? Denetmen bu sefer e, onu fark ettiğinde hem başkanı hem üyeye ikisine birden ceza veriyor. Tamam mı? Gruplarınızda bir başkan var bir de denetmenler var. Başkanlar her ay değişiyor. Denetmenler pek değişmez. Nadir değişir. Ee, herkes birer ay dönüşümü grup başkanı yapıyor arkadaşlar. Grup başkanlar ne oluyor? Ee, grup başkanı şunu yapıyor. Bir haftalık e, kaç kişi var sisteminde? 18 kişi var diyelim ki grubunda. İkişerle eşleştiriyor. Ahmet Mehmet'le, Mustafa Cemal'le, Hasan Hüseyin'le eşleşiyor. Siz birbirinize ezber veriyorsunuz diyor. Tamam mı? bunların kontrol yapıyor. Ha iki kişi kaldıysa en sonda mesela 19 kişi var grupta tekli sayı. O zaman en sondakini üçlü yapacak tamam mı? Üç kişi eşleşecek. Onlar birbirlerine verecekler ezberi. bunların takibini yapacak. Bir de başkanlar duyuru grubuna attığımız duyuruları kendi grubuna eklemeleri gerekiyor. Şimdi siz sizde değerli hocalarım kameralı telefon, whatsapp uygulaması, kitap kalem gerekiyor tamam mı ve altı renk kalem lazım e, kitap olmayanlar arkadaşlar e, kağıda aynen geçecekler tamam mı? oradaki bilgileri satın alma değil çünkü bizim sistemimizde e, nezaket çok önemli arkadaşlar e, bizde bazı öğrencilerimiz e, şey yapıyor yani burayı e, kendi böyle düşman kuruluşu gibi görüyor hem hizmet alıyor hem de e, böyle emir kipiyle konuşuyor aşağılayıcı şeyler konuşuyor falan yani böyle bir şey yok. Bizim burada edep çok önemli. Ee, ben nasıl öğrencilerimle konuşuyorsam saygı içerisinde öğrenciler birbirleriyle bizimle bu şekilde konuşacaklar. Oldu mu? O çok önemli. Edep ilimden önce gelir. Unutmayın. Şimdi e, herkes arkadaşa grupta bir ay dönüşünü grup başkanı yapması gerekiyor. Sırası geldikçe e, o rehberde üstten aşağı doğru gidiyoruz. Tamam mı? En üstteki kimse o grubu bakıyorsunuz ya Whatsapp'ta en yukarıdan aşağı doğru bakarsınız. Ee, onlar başkan oluyor. Ee, grup başkanı yeni hafta başlamayınca herkesi iki eşleştiriyor. Üç kişi ise üç kişiyi eşleştiriyor. Pazar günü e, ezber görüntülü birbirine veriyor arkadaşlar tamam mı? E, ses kayıtları da atılıyor kelimelerin. Şuradaki kelimeler de ses kayıt olarak atılacak şeye. Nerede onlar? Yeni kelimeler ha. Bu ezberlenen kelimeler ses kayıt olarak gruba da atılacak. Gruplarımız bayan erkek ayrıdır. Kesinlikle karışık değil. Tamam mı? Bundan sonra şu cümle yazmanız gerekiyor arkadaşlar. E, ee, telaffuzu düzgün bozukluk durumunu muhakkak e, başkana söyleyin. Bir arkadaşınız telaffuzu bozuksa bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Ya Mehmet'i idare edeyim ben de. E, kötüydü. Telaffuzlar berbattı ama mesela atıyorum şuraya. Nerede o? Şöyle yapıyor. E, hadikayı Hudeyka okudu. Tavili e, tuhaf bir şey okudu. Böyle hiç alakasız alakasız okuyor. Videoyu dinlememiş. E, ama gruba tutmuş. Şöyle cümleyi kurmuş. Ahmet ezberini ve kelime ses kaydını düzgün bir şekilde verdi dedi. E, bir bakıyoruz ki şey, ses kayıtlarına baya baya kötü yani hiç alakası yok. Ha Bu durumda e, bu cümleyi kuran kişi ceza alır arkadaşlar. O kişi de o koruyu verdiği kişi de kendisi de ceza alır. Niye? Çünkü yanlış bir veriyorsun bize. Ee, o kişiye diyeceksin ki telaffuzunu düzelt bak yoksa e, oraya e, ses şeyi düzgün veremedi olarak yazacağım. Ondan sonra cezaya düşeceksin. Şimdi e, herkes ödevini atıyor bunu söylemiştik. Eee cevap anahtarı herkes kendisi kontrol ediyor onu da söyledim. Kontrol ettikten sonra arkadaşlar ödevimi yaptım, ses kaydımı attım, cevap anahtarıyla kontrol ettim diye yazmanız gerekiyor. Tamam mı? Bunu yapmanız gerekiyor. Bunu yazmazsanız yine cezaya düşersiniz. Çünkü e, denetmenler de bu şeye bakıyor. Ha, öğrenci e, bazısı ne yapıyor biliyor musunuz? Cevap kontrol etmemiş ya da ses kaydı atmamış. Bu cümleyi kuruyor. Ödevimi yaptım, ses kaydımı attım, cevap kontrol ettim diyor. E, böyle bir şey yok bakıyorsunuz. Yalan söylemiş. Bu durumda bu kişi 5 ceza almaz arkadaşlar. Direkt banlanır. Sistemden tamamen çıkartılır. Kırmızı işaretlenir. Hiçbir, bundan sonraki hiçbir faaliyeti de alınmaz. Çünkü e, biz bizde e, Kandırmaya çalışmak çok ağır bir suç kabul ediliyor. E, ödev yapmamaya benzemiyor yani. Bu e, ağır bir kusur. Sonuçta biz düşman kesimler değiliz. Hizmet veren insanlarız sizlere. E, bu da e, kandırmaya çalışmamak gerekir. Video e, arkadaşlar e, atma olayını e, şeyde kalkacak. Bu renkli kalemde video atma olayı kalkacak. Şimdi biz kitapta şey yapıyoruz. Millet e, pazar günü e, tutuyor. 6 günlük ödevini küt 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 veriyor şöyle hepsini. Ee, olmaması gerekiyor tabi. Biz de video atın dedik ama şimdiki şu yeni kurularda artık video atmıyoruz. Ee, diğer sayfaları sadece e, renkli kalem şeyi kullanıyoruz. Şimdi bu eşleşme meselesi. Diyalog arkadaşlar her gün yapacaksınız. Ee, diyorlar ki mesela ben şu saatte müsaitim o da bu saatte müsait. Biz hiçbir saatte anlaşamadık. Dolayısıyla biz bu diyaloğu yapmayacağız. Hayır öyle bir şey yok. O zaman anlaşamadıysanız saat 18 esastır otomatik arkadaşlar. Tamam mı? ondan sonra şimdi bazı üçlü eşleşmeler oluyor. Grupta tek haneli oluyor. 15 kişi oluyor, 13 kişi oluyor böyle. Tekli sayı. O zaman o son 3 kişi A, B, C adlı 3 kişi nasıl şey yapacaklar? A B kişiyi, B ile C kişiyle konuşur. C tekrar A ile konuşmasına gerek yok. Tamam mı? Zaten hepsi konuşmuş oluyor. istek şikayet formumuz var arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi anlayamadığınız yerleri bizim soru formumuza şey yaparsınız. bizim soru formumuz var size linkini veriyoruz. O grup açıklama kısmında olacak. Ee, buraya şey yapıyorsunuz. Ee, sorunuzu atıyorsunuz forma. Biz de buradan size yanıtlıyoruz. Burası e, sizin tarafınızda görülebilen bir şey. Tamam mı? Online. E, web sayfası olarak açık. Sorunuz buraya düşüyor. Ben cevaplandırıyorum. Siz de buradan takip edebiliyorsunuz. Biraz gecikme de oluyor birkaç gün ama idare edin. Ee, biz de istek şikayet formumuz var. İstek şikayet formumuzu yazın. Mesela başkan e, saygısız konuştuğu işini yapmadığı, denetmen saygısız konuştuğu işini yapmadığı e, bu tip bir şey olduğunda e, bize istek şikayet formunu atın. E, sistemi daha iyi geliştirmek için önerilerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? E, oraya atın. Bizim de bu sistemi geliştirmek sebebimiz şeydir. E, gelen istek şikayettir. Grup içerisinde WhatsApp ile ilgili ödevlerin dışında yabancı hiçbir belge paylaşım duyuru reklam yapamayacak arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. E, tutuyorlar. İşte bilimli vakfının duyurusunu yapacağım. Hayırat için. Hayır. Bizim grubumuzda hiçbir şekilde yabancı şey paylaşılmayacak. Ben bile kendimi aynı şeyleri pek tutmuyorum. Tamam mı? E, grup reklam hiçbir şekilde yapamayacak. E, grup başkanının ödevleri kontrol ezberleri bir gün sonra denetliler. Hemen aynı gün içerisinde yapmasınlar. Bazen tartışma çıkıyor çünkü. E, arkadaşlar mesela eşleştiği kişiye ulaşamıyor. Tamam mı? Diyalog yapamadı. Başkan'a da bildirmiyor. Ne oldu şey? Bildirmiyor. E, bu sefer e, diyalogsuz kalıyor. Başkan'a bildirmekle mükellef. Başkan ne yapacak? Onu bir başkasıyla eşleştirecek ya da e, iki kişiyi üç kişi yapacak. özelden kesinlikle mesaj arama hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Özellikle başkanlar, denetmeler hiçbir şekilde. Tamam mı? E, cümleler eksik olmayacak. Hatalı olsa tercüme edilecek. Şimdi yukarıdaki verilen herhangi bir kuralı ihlal ediyorsanız şuradaki herhangi bir tanesini ihlali durumunda arkadaşlar 5 cezası alıyorsunuz. 5 cezası nedir? Sizi başkan gruptan çıkarıyor. Diyor ki en son ödev hangisiyse artık o gün veya bir öncekinin e, ödevini 5 defa yazıyorsun. Yalnız 5 defa aynı şeyi içerisinde yazıyorsun. Mesela şu cümleyi şu sayfayı nerede o? Mesela diyelim ki bu sayfayı 5 defa yazıyorsunuz değil mi? Ee, bu sayfayı bir yaz, bir daha yaz değil. Beyaz ev belirliği 5 defa yazıyorsunuz. Ev beyazları 5 defa yazıyorsunuz. Ev küçüklüğü 5 defa yazıyorsunuz. Beyaz ev küçüklüğü 5 defa yazıyorsunuz. Bu şekilde. Tamam mı? Bir de 5 defa ses kaydı atıyorsunuz. Ee, o şekilde. Onu yaparsanız sizi başkan geri alır. Tamam mı? Bu hatayı bir daha işlerseniz yine aynı alırsınız. Al, 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 bir daha düşersiniz 5 cezasına. Üçüncü günde atmazsanız bu ceza ödevini o zaman üçüncü gün cezaya düşmüş olursunuz. Dördüncü güne kaldıysanız eğer e, bir ay içerisinde dört defa şey yapmayanlar, e, cezaya düşenler gruplardan tamamen çıkarılıyor arkadaşlar. Tamam mı? En fazla üç defa bu tip suç işleme hakkına sahipsiniz bir ayda. Bir ay sonra sıfırlanıyor. E, dördüncüsünde gruptan tamamen çıkarlıyorsunuz artık siz hiçbir şekilde geri giremezsiniz gruba. Oldu mu? E, ceza ödevleri arkadaşlar e, fotokopi motokopi olmuyor. E, normal boş bir kağıda tamam mı? E, ayrı bir boş kağıda e, Arapça ve Türkçesi ile birlikte yazılacak. Fotokopi falan kabul edilmiyor onda. E, dördüncü şeyi söyledik. Gönül olarak arkadaşlar e, What's Arap olacak burası. What's Arap yönetim ekibine katılanlar ya da dil kültürünün bizim diğer faaliyetlerimizde yönetim ekibini bize denetmen olarak destek verenler falan var. Allah razı olsun. Bunlarla zaten yola çıkabiliyoruz biz. onlara ek imkanlar var. bunlar 3 kere değil 6 kere ihlal etme hakkı var. 7.sinde tamamen çıkarılırlar. bir de ceza ödevlerini bunlar 5 defa değil de 2 defa yazarlar arkadaşlar. şu da önemli konuşma edebi bir. İkincisi başkanlık sırası geldi. Kendisine geldiğinde bırakmak. Hocalarım buna çok dikkat edelim. Ee, çok rencide edici bir şey bu. Bizi çok sıradan geliyor da e, şimdi bizim burada bir hoca yok. Tamam mı? Yani maaşlı bir hoca yok. Ne yapıyoruz? Birbirimize hizmet veriyoruz. Grup başkan bir ay ben hizmet vereceğim. Bir ay da sen hizmet vereceksin. Şimdi ne yapıyor öğrenci? Diyor ki ben e, sıra bana gelmedi. Hele onlar hizmet vere dursun bana. Sıra bana geldiğinde ben bırakırım. Sıra kendisine geldiğinde bırakıyor biz bunu çok ağır kusur kabul ediyoruz yani e, böyle bunu yapanlar ya da başkanlığı yerde bırakanlar e, süresi dolmadan onları biz banlıyoruz niye banlıyoruz e çünkü e, yani herkes birbirine hizmet verecek sıra kendisine geldiğinde ben kimseye hizmet vermem herkes bana hizmet versin ben oturduğum yerden kıpırdama bu e, çok nahoş bir durum e, biz bunu ağır kusur kabul ediyoruz o kişiyi banlıyoruz bir daha şey almıyoruz kopya çekmek, yalan bir anda bulunmak bu tip şeyleri arkadaşlar e, banlanırlar yani şey değil Bizim dil kültürünün hiçbir faaliyetle katılamaz. Hafızlık, KPSS, İngilizce hiçbir şeye. Ee, ezber veremeyen arkadaşlarımız e, pazartesi günü gözü kapalı bir şekilde tüm kelimeleri Arapçası ile birlikte verecek arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra bir gün ödevine ait bir defa ceza verilir. Yani e, bir kişi e, ses kaydı atmadıysa beş ceza. Efendim söyleyeyim e, ödevlerini yazmadıysa beş ceza, on ceza değil. O güne ait bir tane, bir defa beş cezası verilir. Ödev ezberler, e, bunu söylemiştik. Kendi ödevini kontrol işlevini... ...20'ye kadar yapması gerekiyor. Grup başkanı görevini arkadaşlar, e, WhatsApp soru grubuna girmek. Şimdi bizim şeyde e, soru grubumuz var, e, WhatsApp'ta, tamam mı? E, soru grubunda şey sorusu sorulmayacak. E, şu fiil şöyle tercüme edilebilir mi sorusu değil. ...işe iş ile bilmediğiniz bir şey varsa... ...onlar sorulabilir sadece. Ee, onun dışında sorular sorulmayacak. Ee, öteki sorularımız... ...soru, deminki göstermiş olduğumuz o form var. Ee, oraya yazıyorsunuz sorularınızı. Bir de hocalarım... E, ...başkanlar... E, ...herkes başkan olacak zaten burada. Yönetmelikte yazan bilgileri bize sormayınız. Lütfen, bakınız. yönetmelikte yazan bilgileri... ...bize sormayın. Çünkü bizim böyle bir şey yetiştirme... ...şansımız yok. 20 bin öğrenci var şu anda biz herkese bu kuralları anlatamayız. Yani şurada yazıyor ne yapılacağı, cezası ne olacağı. Ee, bir daha soruyor. Hocam şunda ne yapacağız? Şöyle şöyle ödevini geç bıraktı ne yapacağız? Burada yazıyor okuysaydın. E, okumayın da siz bana söyleyiverin. Ya, tamam, biz bunu yetiştiremeyiz. Böyle bir şey vaktimiz yok. Herkes okumaktan mükellef yönetmelikleri. Siz e, bu e, başkanlar grubunda e, bu test soru sorarsanız size vereceğimiz tek bir cevap var. Yönetmelikteki yazan bilgileri lütfen sormayalım. Başka bir cevap vermeyiz biz ona. WhatsApp duyuru grubuna girmeniz gerekiyor. İki grup var arkadaşlar. Bir duyuru grubumuz var, bir de soru grubumuz var. O duyuru grubunda biz ne paylaştıysak onu grubunuza aktarmanız gerekiyor. Grup başkanı görevini söylemiştik. Diyelim ki A B C D E adlı üyeler var. Bunları eşleştirecek. Bu hafta A B ile C D D ile E F ile şeklinde. Mesela Ahmet Baran'la, Cemal Deniz'le, Esat Fatih'le Şeklinde gidiyor bu. Ee, i̇kinci hafta arkadaşlar mümkün mertebe aynı kişiyle vermiyoruz. A'yı B ile bir daha vermiyoruz. A'yı C ile B'yi D ile şeklinde farklı yapmaya çalışıyoruz. Yoksa kankileşi veriyorlar. Mümkün mertebe değiştirmeye çalışın. Ee, grupta görev ödev bir şey atmayanları gruptan çıkaracaksınız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum başkanlar e, kimseye torpil geçmeyin. İşte arkadaşım ben uyardım sadece. Uyarma diye bir şey yok bizim sistemimizde. Siz uyarıp geçtiyseniz işlem yapmadıysanız ödev yapmayan birisi denetmen yokluğu her hafta şeyleri, grupları ee, o şeye rastladı mı hem size ceza verir hem de üyeye ceza verir tamam mı? Ee, gönüllü yönetim ekibine e, onu şey yaparsınız. E, şimdi bu yeni başlayanlara bu denetmen yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ilk hiç sistemi daha tanımayanlar değil de daha önce bir e, devam etmiş olan arkadaşlarımıza veriyoruz. Evet, en azından 2-3 ay e, yürütmüş olsun ki sistemimizi tanısın. Ondan sonra denetmen olarak, yönet, yönetici olarak alabiliyoruz onları. Arkadaşlar şu 7A çok önemli. Sistem 6 artı 6 sistemine dayanıyor. 6 gün 6 hafta bizim sistemimiz. 6G, 6H. Şimdi bize diyorlar ki hocam hastanede ameliyatımız oldu, cenazemiz oldu, şu oldu, bu oldu. 10 gün ödev atamadım. Benim mağdurum yani burada benlik bir şey yok. Sonuçta hastaydık, cenazemiz vardı gibi durumlar var. Ben gruba devam edeyim maalesef arkadaşlar. Yapamıyoruz. Yani. Gerçekten yapamıyoruz onu. E, çünkü bir kelimeyi ben size verdim. 6 gün boyunca tekrar ettireceğim. 6 hafta boyunca bir daha bir daha karşınıza çıkaracağım. Şimdi siz 10 gün devam etmemeniz durumunda kopuyor o bilgi. Tamam mı? O kopuyor. Hocam e, şeyi getirelim. Hastane raporu getirelim. Hastane raporu getirince beyninize meleke oluşmuyor. Yani o rapor alıp da o bilgileri beyninize meleke dönüştürmüyor. Böyle bir şey olmuyor maalesef. E, hocam bana göre e, bir ...şey daha bulun diyorlar yönetimde şeyin... Ee, ...bana göre bir alt çenen devam eden... ...hangi haftadaysa oradan birisini bulun... ...öyle bir dilimiz yok maalesef... ...zaten şu anda biraz zor yürütüyoruz... Ee, bundan dolayı kızılıyor bize biliyor musunuz? ...yok yani şeyimiz imkanımız gerçekten yok... Ee, ...baştan başlasın... ...yani yeniden başlasın bir dahaki dönem... Ee, ...biz 4 aydır devam ediyoruz... ...şimdi geriden mi geleceğiz... ...o zaman ben bir daha başlamam diyor... Ee, ...bu program hiç başlamadığınızı farz edin diyorum ben de. ...yani daha önce... 10 sene boyunca Arapça öğrenemediniz. tip değil hayatta. Bu programa geçen dönem başlamadınız. Bu dönem ilk defa başvurduğunuzu, başladığınızı varsayıverin yani. E, suçunuz daha önce başlamış olmasın. E, Arkadaşlar bizim dosyalarımız başka yerde paylaşılmayacak. Bazısı tutuyor diyor ki e, bu iş Allah rızası için değil mi? Evet. O zaman ben de buradaki şeyleri başka yere paylaşırım. Hayır. Bizim şeylerimiz dışarıda paylaşılmayacak hocalarım. Hakkımız helal olmaz. Eee Başkanların istirhamımız bu. Baş, e, başkanlar grubunda şu cümle şöyle kurabilir mi? Buna cevap yetiştiremiyor. Soru grubundan sorun onları sadece. Oldu mu? Şey Soru formuna. E, şu 7D maddesi arkadaşlar çok önemli. E, bunu geçen bir grup yüzünden yazmak zorunda kaldım e, maalesef. E, yani e, şey yapıyorlar. Biz buradaki şu anda Allah razı olsun Sümeyye Özdemir hocam, Eda Nur hocam, daha önceki hocalarımız bir sürü. Abdullah Çatalçam hocam e, hizmet veriyor burada. E, her gün her gün bu şeyin takibini yapıyorlar. E, bazen hizmette bir kusur oluyor. E, hizmette kusur olduğunda ver yansın ediyorlar. Bu, e, bu nasıl iş? Bu hizmetimi e, bize verenlere ceza vermek lazım. E, şu anda bir kusur yaptılar efendim. Ya, bu korkunç bir talep. yani Bu öğrenciler Allah razı olsun e, her gün her gün e, vakitlerini ayırıp e, yetiştirmeye çalışıyorlar bir şeyi. Bazı kusur olduğunda onların cezalandırılmasını isteme falan bu çok yani acayip bir şey ben bunun tartışmasını yaptım. Ağır ağır hem de hakaretlerini de işittim hatta. E, haklı olduklarını savunuyorlar. E, bu e, kesinlikle e, şey olması gerekiyor diyorlar. Bize hizmet verenlerin cezalandırılması gerekiyor kusur yaptıklarında. Ya burada ücretsiz çalışıyor sizin için e, ilginç bir psikolojinin nasıl yetiştirildi anne babalara sormak lazım. Niye böyle ücretsizim bu çocuğu diye şaşırdım yani. E, bir de şu telefonum e, Kaydetmeniz gerekiyor arkadaşlar kendi telefon rehberinizi. Çünkü buradan biz durum attığımızda falan e, siz görmezsiniz. Durum WhatsApp durumu nasıl görebiliyorsunuz? iki tarafta kayıtlıysa. Bir de şeyi hatırlatayım da e, gruplara alınma meselesinde şey sorunu çıkıyor. E, telefonda WhatsApp'ta şey ayarı var. E, gruplara beni kimse ekleyemesin. Sadece kişilerim eklesin diye ayar var. Onu aktifleştiriyor. E, biz de ekleyemiyoruz haliyle gruplara. Bana bir sürü şey, mesajlar geliyor. Hocam beni niye eklemedin? Beni niye eklemedin? E sen beni engelledin. Pardon da ben nasıl ekleyeyim sizi? E, bunu açacaksınız ki biz sizi ekleyebilen gruplara. Tamam mı? E, afiş. Arkadaşlar e, bizim e, dil kültürümüzün bütçesi yok. Bütçesiz bir kuruluşuz biz. Tamam mı? Sıfır e, TL bütçeyle çalışıyoruz. Buradaki ufak tefek masraflar ben karşılamaya çalışıyorum. E, bizim bu duyuru yapma sıkıntımız, büyük sıkıntımız var. Yani şu kadar güzel bir Arapça eğitimini biz duyuramıyoruz. Bunun için para gerekiyor. E bizde de para yok. Biz fakiriz. E, o yüzden sizden şey desteği istiyoruz biz. E, ayda en fazla bir defa böyle sürekli değil. Ayda bir defa e, bizim ne başlıyor? Mesela Whatsapp başlıyor değil mi? Ya da İngilizce eğitimimiz başlıyor. Onun afişini WhatsApp'ta bir günlük durum yapmanızı istiyoruz. Tamam mı? E, yarım gün değil. Yani tam gün şeklinde. E, bunu sizden rica ediyoruz çünkü duyuru sayesinde millet bu şeye geliyor ee, bu eğitime geliyor sizde nasıl geldiniz şu anda buraya bir hocamız Allah razı olsun size duyuru verdi kim bilmiyorum birisi duyurdu size o duyuru sayesinde sizin haberiniz oldu ee, sizin buradaki yazdığınız her bir satır ona sebep olarak dönüyor şu anda Siz de duyuru yapmanız sizin çok vaktinizi almaz bir 30 saniyede bir whatsapp durumu atılıyor hemen ee, ve e, burada birçok insan eğitimden faydalanacak sayenizde o yüzden e, bu da e, şey gerekiyor yapılması gerekiyor bunu da demin yazdım zaten şu G maddesini Ben anatılıcak arkadaşlar güncel şeyleri takip etmek için bizim şey var Instagram'da WhatsApp Arab şeyimiz var. Orayı takip ederseniz nerede o? WhatsApp Arab şu Dil Kültür WhatsApp Arab buradan ara ara kelime falan da sorarız biz. Bunu takip ederseniz duyurlarda biz buradan şey yaparız. Bir de bizim kbdilkültür.com sitemiz var. Tabii ki buraya her zaman için girmezsiniz. Bu burada Watts Arap sekmesi nerede? Şurada. Ee, Watts Arap sekmesinden bakabilirsiniz. Ama buraya her zaman girilmiyor. İşte duyurular biraz daha Instagram'dan varsa hesabınız çalınmadıysa. Benimkisi çalındı geçen hafta maalesef. İki tane de öğrencim kandı dolandırıcılara. Çok da üzüldük. Şimdi sizin sorularınıza bir bakayım ben de. Neler geldi soru olarak. Şu en sondan başlayayım. Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Serra hocam canlı dersler ne zaman yapılıyor? Canlı ders... Arkadaşlar canlı ders yok. Ee, ben size şey yapıyorum. Ee, video atıyoruz. Canlı ders daha yani katılım eksikliği yüzünden yapmadık. Şimdi başlar mı? Tekrar yapar mıyım bilmiyorum. Yani açıyorum ben 20 kişi, 15 kişi falan katılıyor. Ee, hafta sonu yediğime değmiyor bunun için. Ee, bizim şeylerimiz var ama oradan takip edersiniz. Ee, Üsame Atsan ne demiş? Eee selam WhatsApp gruplarıyla oluşturdu mu? Ben de kayıt yaptım yapmıştım. Ee, gruplar şu anda oluşturulmadı herhalde. Yok oluşturuldu mu? Oluşturuldu şu anda gruplar. Ee, Üsame atsan, e, şey oluşturacağız biz. Bir saniye. Hemen açayım ben. Gruplara henüz alınmadım. Şey oluşturalım. Ee, linki oluşturalım. Hemen buradan açı veriyorum arkadaşlar. Google Form WhatsApp'a hala alınmadım. Buraya isminizi soy ismini yazın. İsim soy isim. Ee, daha önce kayıt yapmış olma şartı var arkadaşlar. Daha önce kayıt yapmadıysanız e, boşuna şey yapmayın. E, sadece kayıt yapmış olanları alacağız tamam mı? Yeni kayıt almıyoruz buraya. Ee, telefon. Yanıtlar. Ayarlar e-posta adresini topla. Şuradan da gönder yapalım. Kopyala. Değerli hocam YouTube'a şimdi şey yapıyorum. eğer alınmadıysanız hala şuraya linki ben yazdım şimdi tamam mı? Şöyle linki attım buraya bizim sitede de eklerim ben. Şu dilkültür.com var ya. kbdilkültür.com Ben oraya da ekliyorum şeyi. Şöyle. Ama tekrar söyleyeyim. Buraya sadece ve sadece daha önce kayıt yapmış olan arkadaşlarımız şey yapsınlar. Başvursunlar. Sıfırdan kayıtlar alınmayacak. Bunu baş edemeyiz çünkü biz. Şöyle şey yapalım. Hala e, daha önce kayıt yapmış olup da hala gruplara eklenmeyen ekteki formu doldurması gerekir. Şöyle linki de koyduk. Yayınla. Evet, buradan da yayınladım arkadaşlar. kbdinkültür.com'dan şey yapabilirsiniz. Ee, girebilirsiniz. Orada hemen de millet yazmaya başladı ha. Bismillah. Hızlısınız. Evet, başka ne vardı burada? Ee, değerli hocalarım. Hocam kitabı nasıl? Kitap, Abdurrahman Günü şey duyurusunu yapacağız. Şu anda basılmak üzere. E, kitap siparişe göre basılacak çünkü öyle çok şey yapılmayacak. şey e, yayın e, kaydediliyor arkadaşlar. Yayını tekrar izleyebilirsiniz. Sayın hocam günlük ders işler mi sadece ödev üzerine mi işte devam edecek yoksa günlük bir haftalık ders... arkadaşlar e, bizim sistemimiz şey dayanıyor. Siz konu anlatım hafta sonu çalışıyorsunuz, bakıyorsunuz. E, burada anlamadığınız bir şey varsa zaten o soru grubuna yazıyorsunuz. Genelde e, bunlar hep anlaşılıyor. Sizin anlayacağınız bir formata soktuk biz. 2018'de başladık. eee gelen şikayetler üzerine sürekli sistem güncelledik. Siz şu anda e, WhatsApp 3.2 versiyonunu başlayacaksınız. Yani üçüncü büyük güncelleme geçirdi. İki tane de küçük güncelleme geçirdi şimdiki sistemimiz. Her sene güncelleniyor bu. E, yani konu anlatımda sorun yaşamazsınız. Şimdi biz zaten üniversiteli başlamış olma şartı koştuk biliyorsunuz. Liseli, ortaokullu, ilkokul kabul etmiyoruz. Bana diyor ki mesela hocam ben konu anlatımı anlamadım. Niye? E burada dolaylı tümleç yazıyor. Bu ne diyor? Şimdi yani üniversite başlamış bir insan nesne, dolar tümeci, zarf tümleci biliyor olması gerekiyor. Ben bu şartla aldım. Tamam mı? Lisedeki bu de geçmiş, bitirmiş diye alıyorum. Ee, yani genelde öğrenci anlıyor. Bu sorun olmuyor. Ee, şeyde de bu ödev atarken de şey yapacaksınız. kontrol edeceksiniz kendiniz o cevap anahtarından. Bilemediğiniz bir şey varsa o soru formuna yazıyorsunuz. Ben oradan cevaplandırıyorum size. Hafızlıkla ilgili kayıtlar. Arkadaşlar 2-3 hafta sonra açacağız hafızlıkla ilgili kayıtları. Birkaç ay sonra başlar. Şimdi başlamaz. Şimdi bir grup başlatıyoruz. 800 kişi. Yayın ne zaman bitecek? Daha devam ediyor yayın ya. Hocam hiçbir temelim yok. Gerek yok. Merve Bacakoğlu bir sene içerisinde Arapça konuşuyor, yazıyor olacaksınız. Kur'an-ı Kerim okuyabilme seviyesi yeter benim için. Tamam mı? Bir hafta aynı dersimi ezbere vereceğiz. ezber vermiyorsunuz Sadece pazar gün ezbere veriyorsunuz. Kezbe mercan. E, ezber sadece pazar günleri vereceksiniz. E, dersler sadece gramer üzerine yoksa konuşma hepsi arkadaşlar. Bizim bu sistemimiz bütüncül bir sistemdir. E, konuşma, yazma, okuma, anlama hepsini içerir. Bütüncül bir sistemdir. Yalnız biz gramere boğmuyoruz sizi. Tamam mı? Şimdi buradaki en önemli şeyden bir tanesi e, normal ki bizde bir anda bir giriyorsunuz Arapça şeyin içine Allah direkt boğuluyorsunuz dalgalar arasında. Hayır biz burada light gidiyoruz tamam mı? İlk başta hatta bundan dolayı kaçanlar bile var. Daha sonra büyük hata yaptıklarını anlıyorlar. Katılım belgesi vermiyoruz şimdilik arkadaşlar. Verilecek olursa da karar veririz ama ben size söz vermiyorum katılım belgesine. Çünkü geçen sefer çok canım yandı. E, İngilizce grubu için alınmayanlar var. Biz bunlara şey yaptık diye biliyorum ben. E, link açtık diye biliyorum. Oraya doldursunlar. Kitap ücreti ne kadar hocam? Arkadaşlar e, kitap e, e, 65 lira olacak. 300 sayfalık renkli bir kitap. Fiyat yüksekliği falan kızmayın lütfen çünkü 300 sayfa renkli. Hemen bana 200 sayfalık kitaplarla falan kıyaslamayın. Hem renkli hem 300 sayfa kitap uygun olmuyor haliyle. Kargo 10 TL şeyde. Kitapta. 65 TL çok olabilir. öğrencisiz haklısınız ama yani olay şöyle mantıklı yaklaşalım. Bir defa almak zorunda değilsiniz. Bir arkadaşınız alır. Hepiniz ondan istifade edersiniz. Tamam mı? Yani 10 kişi bir tane alır. Bitti. Ee, öteki ona fotoğrafını gönderi verir. Ee, yani halk eğitim merkezinde ücretsiz dersler veriliyor. Tamam mı? Bundaki verim zerre kadar yok. İlahiyatlarda da yok. Siz dolmuş parası veriyorsunuz. 2 lira git, 2 lira gel. 2 lira git, 2 lira gel. E düşün yani 6 ay boyunca git gel olan para dolmuşa ve yol şeyine, yorgunluğuna 65 lirayı çok kat kat geçecek arkadaşlar. Kat kat geçecek inanın. Hiç şüpheniz olmasın. Sertifika arkadaşlar söz vermiyorum. Ocak olursa şey yapar. Hafız özel grup var. Dersler nasıl? Ocak program var mı? Dersler arkadaşlar e, siz kendiniz izliyorsunuz. Bizim konu anlatımız ona göre yapılmıştır. E, Arapça dersler, işleyişi, ödevleri vesaire aynı İngilizce'deki gibi mi? Evet. işleyiş tarz aynı sadece şarkı ezber yok. Neymiş bunun ismi? Tatlı, paşa, kuş ve melek değişik bir isim. E, İngilizce'deki gibi ama İngilizce şarkı ezberleme var. Burada yok. Ders anlatımı yok mu? Sadece ödev sistemlerine mi dayanıyor? Ders anlatımı e, video olarak var. Onu izliyorsunuz Şerife Savran. Arkadaşlar şunu unutmayın. E, ders herkes anlıyor. Mesela hoca size müptede haberi anlattı mı anlattı. Anladınız mı anladınız. Sıfat tamamlaması anlattım mı He, anladınız. İsim tamamlamasını anladınız. Sorun yok geçtiniz. Ama burada siz yazmaya başlayınca aa anlamamışız diyorsunuz. Daha önce biz hep bu derste geçtik. Hiç ilk defa ben şu anda isim tamamlamasını adam akıllı şimdi nasıl kuracağını öğreniyorum diyorsunuz. İlk defa. Yıllardır bu kadar medrese okuduk, ilahiyat okuduk, imam okuduk. Eee Yeni öğreniyorum şu anda gerçekten bu isim tamlamasını, sıfat tamlamasını, isim cümlesini. Şimdi yeni yeni oturdu diyorsunuz. İlk defa burada söylüyorsunuz bunu. İlk haftadan başlıyorsunuz söylemeyem de. Ee, canlı yayın ne zaman bitecek? Kasper bir şey yapmak zorunda değilsin ki. Daha sonra izlersin ya. Sıkıldın mı? Ee, toplam kaç ay sürecek eğitim? Bunu anlatmıştım. Ödevler telefonla yapabilecek miyiz? Arkadaşlar ödevler telefonla yapılamaz. E, yazılmak zorunda. Tamam mı? Elektronik ortamda değil. E, kalem ile el yazısı olacak kesinlikle. Telefonda olmaz. Grubu hala alınmadım. E, şey yap Halime Uzun. Hemen link attım ben. İkinci öğretim öğrencide nasıl yapacak? İkinci öğretim diye bir şeyimiz yok ki bizim. Herkesinki aynı standart. E, kitap siparişi neden verebilir? Size e, duyurusunu yapacağız arkadaşlar. E, hocam sadece hafta sonu müsaitim hafta içi kursdayım. Hafta sonu katılsam olur mu? Olmaz. Bizim sistemimiz maalesef müsait değil ama hafta içi gerçekten Beyza yarım saatin yok mu 30 dakikan hakikaten yani bir dil öğreneceksen her gün 2 saat vermek zorundasın hocam ben dil öğrenmek istiyorum ama benim vaktim yok Osman dil öğrenemezsiniz böyle bir şansınız olmaz yani dil öğrenmek isteyen kişi her gün 2 saatini verecek ha, bizim burada biraz daha bir tatlılık var yarım saat diyorum yani yarım saat yani hakikaten çok kısıtlı şimdi bu sisteme dahil olmayan da biraz e, inanma konusunda biraz şey yapıyor yani karşında direkt bir hoca yok efendim söyleyeyim günlük sadece yarım saat efendim söyleyeyim canlı ders yok demek ki bu eğitim programı zaten bedava verimi de yoktur bunu diyor bu programı devam edenlerin istisnasız tamamının yüzde yüzünün söylediği şey şu bu eğitim sistemi gördüğümüz en en iyi eğitim sistemi şimdiye kadar bir tane hatta dedi ki 70 saat özel ders aldım ben geçen sene İngilizce dedi 70 saat saati 100 lira 100 lira ödedim dedi. Buradaki ben e, 3 ayda 4 ayda öğrendiğimi orada öğrenmedim. Özel derslerde öğrenmedim diyor. E, bu sistem olarak çok yeni bir sistem. E, bunda arkadaşlar saatimiz yok. İkinci öğretim diyorsunuz da ikinci öğretim diye bir şey yok. Yani siz gün içerisinde akşam 8'e kadar ne zaman müsaitseniz ödev atıyorsunuz gruptan. Bunda bir saat o, e, şeyimiz yok, sıkıntımız yok bizim. E, hocam numaranızı misiniz Ömer uyanık ne yaptın? Ondan sonra millet yıkar beni ortalıkta valla. Nefes alamam. Hocam kitap için sayı ne zaman e, alınacak? E, arkadaşlar onu duyururuz biz ya şeyde, e, grupları kurarken şimdi şey yapalım, duyuralım. E, kitaplar gelene kadar öde ha öde ödevde nereden yapacağız? Arkadaşlar kitaplar e, dağıtım bitene kadar ben size pdf göndereceğim. Kimseyi mağdur etmeyeceğim tamam mı? E, Pdf'sini atacağım ama ondan sonra pdf durduracağım çünkü pdf yazar hakkıdır. E, o, yani siz mağdur olmayacaksınız o konuda e, çünkü kitap daha basılmadı. Sizden sipariş gelecek. Kaç kişi şey yaptı? Atıyorum 1100 kişi, 800 kişi o adette basacağız, dağıtacağız, kapatacağız. Ondan sonra tekrar bir daha şey olmayacak. Ee, bir dahaki kur başlangıcına kadar basım olmayacak. Hocam kalem renklerini söyleyebilir misiniz? Ee, bizim ana okul renkleri ya kırmızı, mavi, yeşil falan. Onları yazalım bir şey yönetmeliğe. İsa Mansız. Münip Erdim, Erdem İpekçi. Hocam ödevini yapmayan kişinin ödevini diğer yapmasını anlayamadım. Ödevini yapmayan kişinin ödevini diğerini yapsın ki. böyle bir şey de yok ki. Gruba hala alınmadım. E, bunu link doldurun. Katılım belgesi verilmeyecek. Kayıt oluyor. Hocam ders ne zaman başlıyor? Dersimiz 4 Şubat'tan başlıyordu bizim. Bakıyorum. Evet 4 Şubat'ta başlıyor. Instagram yok. Katılmak mecburi değil inşallah. Yok ya Instagram sadece takip için duyurular açısından şey değil o. Instagram zorunu değil. hocam kız erkek grupları ayrı oluyor demiştiniz. Fakat ben erkek grubuna alınmışım. Şeval yaprak. Ee, yanlışlık olmuş sandım. telefona mesaj gönderdim. DQT mesaj telefon hakkında size kimse cevap vermez. Çünkü 20 bin kişi oraya bir şey yazıyor. Ee, şimdi e, siz kayıt formunu doldururken büyük bir ihtimalle şey yapmışsınızdır. Ee, orada bayan erkek e, diye işaret ettiriyoruz ya. Ee, siz oraya yanlışlıkla e, erkekli yazmışsınızdır. Tamam mı? Onu denetmene söyleyin de şey yapalım. Ee, şuradan bir açıyorum hemen formunuzu. formunuzu. Ee, what's Arap 2022 neymiş ismi onun şevval yaprak bakalım şevval yaprak şevval yaprak bu isimle kimseyi bulamadım sen burada fake isim mi kullanıyorsun Evet buldum Şeval yaprak Evet erkekle kaydetmişsiniz Selçuk Üniversitesi ee, 27 Aralık'ta kayıt yapmışsınız dediğim gibi siz onu kaydederken yanlışlıkla erkek işaretlemişsiniz onu denetmene söyleyin de sizi şey yapsın. E, yönlendirsin oldu mu? Grubunuza bir başkama bir de denetmen var. O denetmene söyleyeceksiniz. Ses az geliyor. Ben de yapmıştım ama gruba daha alınmadım. Ee, Sevgili hocam WhatsApp grupla oluşturdum. Ben kaydetmiştim. Burası önceki sorular. Şu en sona gelelim. Şimdi... Hocam ilahiyat mezunu falan da değil. İlahiyat mezunu ama şartı var mı? Yok arkadaşlar. Burada ilahiyat şey yok. Kur'an-ı Kerim okuma şartı var. Bir. ikincisi üniversiteye hangi bölüm olduğu önemli değil. Açık öğretim de olur. Üniversiteye başlanmış olsun. Tamam mı? Ee, bu yıl kitap içeriği değişti mi? Evet arkadaşlar. E, kitap içeriğinde hep değişiklik oluyor. Şu anda çok birinci şeyden e, çok büyük ana değişiklik yok. Ama ufak versiyon güncellemeler oldu. Konu anlatımlarında falan. E, içerik kısmında bazı ufak ufak değişiklikler oldu. Ee, baştan aşağı değişmedi ama ee, şu en sonki Ekim ayındaki basılanlar arasında bir, küçük bir versiyon güncellemesi geçiriyor şu anda. Denetmenleri eşleştirmiyorsunuz hayır. Ödevler sabah kaçta duyuruluyor? Ee, ödevler arkadaşlar biz size akşam 8'de atıyoruz Zeynep Turhan. Ee, mesela salı günü akşam 8'de atıyoruz. Ertesi akşam 8'e kadar vaktiniz var. Tamam mı? 24 saat vaktiniz var ödev atmak için. Ne zaman atarsanız. Ee, ama şeyi yapmayın lütfen yani. 8'i aşırıyorlar 2-3 dakika. Ya 2-3 dakikadan bir şey mi olur şeyini tartışmasını başlatıyorlar. Biz çok öğrenci olduğu için baş edemiyoruz ya yani. Bana bize biraz acıyın lütfen. Hocam A2 Almanca dersi de veriliyor mu? A2 diye niye özel istiyorsunuz ki? Almanca dersi vermiyorum hayır. Ana dilim Almancadır ama ı, ı Almanca dersi vermiyorum. Denetmenler de mi eğitime dahil olacak. Yok arkadaşlar denetmenler bizim eğitimimizde var olan insana sadece. Arkadaş sayesinde sizi tanıdım. arkadaşım çok kötüydü. Şu anda çok iyi. Nasıl yani? Arkadaş sayesinde sizi tanıdım. Arkadaşım çok kötüydü. Şu anda çok iyi. Arapçası mı çok kötüydü. Ömer uyanık. Ne ki? Hocam bu kurs kayıtlarınız hangi? Ne diyor? Kaçırdık. Ee, Almanca kursumuz yok. WhatsApp'ın kendisini at atsanız bu fikrinizi siz sponsor olur. Olmazsa Telegram geçeriz diye tehdit edersiniz. Hangi fikir? Hocam baştan başvurduk ilahiyat, ön lisans ve medresenin temeli var. Direkt 3. kura da aynı anda başvurabiliyor muyuz? Arkadaşlar 3. kur daha başlamadı. Ee, hocam İngilizce grubuna yeni kayıt alıyor musunuz? 2-3 ee, hafta sonra başlayacak yeni kayıt almalar ama kurs kendisi 3 ay sonra falan başlar. Hemen başlamaz. Hocam bundan önce hiç Arapça okumadım. Bu kuru için uygun mu? Evet uygun. Yani önemli olan Hüsna Ömer. Ee, Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor musun? O önemli bizim için. Ee, kitap sadece birinci kur için mi, bir iki mi? Yok. Ee, her kitap bir kuru arkadaşlar. Bu e, 300 sayfalık kitap şey için e, ilk 25 hafta, 6 ay. 6 ay bunu yapıyorsunuz. Ondan sonra yeni şey geçiyorsunuz. E, hocam eğitim kaç ay devam edecek? Bunu anlatmıştım. Bekir hocam. E, hocam üniversite bitmiş kişilerde katılabilir mi Evet. Mezun olmak suç değildir. Devam, onlar da katılabiliyorlar. Instagram adresi neydi hocam? E, vermiştim. Videoyu bir daha izlerseniz. Hocam ben iki gruba da alındım. Birisinden çıksam o sorun olur mu? İki ya da birden mi? yok. Elif Aslan iki gruba niye alındın ki? İki kere mi kayıt yaptın? Ne yaptın? Bir tanesinden çıkıversen zahmet. Hocam bu kurs sonrası geri dönüşlerden de biraz bahseder misiniz? Bu kurs sonrası geri dönüşlerden de burada daha önce başlamış bırakmış arkadaşlar varsa şu anda beni dinleyen. Buraya yazarsa Mümine İlayda Beyhan ben şimdi överim kendimi. Şöyle iyi böyle şöyle kalite falan diye biraz daha e, şey olsun, objektif olsun. E, varsa şu anda arkadaşlar ben dinleyenlerden, Mümine İlayda Beyhan için yazabilir Mesela daha önce bize 2 ay devam ettiniz, 3 ay devam ettiniz, bıraktınız. 4 ay devam ettiniz, bıraktınız. Tekrar bir daha başladınız. Şu anda. Varsa onlar Mümine... Neydi ismi? Uzun bir ismi vardı ya. Mümine İlayda Beyhan. E, hocam için e, bir oraya yazarsa daha güzel olur. Hocam ben ilahiyat bölümünü Eylül'de başlayacağım. Olur. E, siparişler nereden? ilan edeceğiz. E, YDS için katlanan birinci kurdan mı başlayacak hocam? Arkadaşlar YDS daha başlamadı. E, onun bir sınavı olacak ama e, bir, daha bayağı vakit var ona. Hocam ders işleyiş hakkında bilgi alabiliyoruz. Anlattım Beyzaloji. İngilizce, Arapça aynı anda at alabiliyor muyuz? Arkadaşlar alabilirsiniz. E, her birini yarım saat ama siz şey payı koyun. Her birine bir saat deyin. Tamam, normalde yarım saat sürer de. Şimdi ikisini bir arada biraz insan beyni zorlanıyor, yoruluyor. Dinlenmesi gerekiyor. Birer saat değil. Günlük iki saat vaktin var mı? Asena Özkan. O önemli. İki saat vaktin varsa olur. İlk bir ay beyin ne yapar? Bu iki dili karıştırır birbirine. İlk bir ay bir kargaşa yaşayacak beynin. Ondan sonra bunların bölgesini otomatik olarak ayırıyor. Tamam mı Asena Özkan? Ondan sonra karıştırmayı veriyorsun. Ama ilk bir ay bir karıştırıyorsun. Kelimeleri şeyini falan bir karmaşa meydana geliyor. Hocam belli tarihleri mi vardı? Vardı evet. Beyzanur Beyza Nur yatılı kursta nöbetim oluyor. E, dersler olan öğrencileri bu imkanı sağladın. Hocalarından rica et. Anlamadım ki. E, Arapça hiç bilmiyordu. Şu anda Arapçası çok iyi. Ha şeyden bahsediyor Ömer Uyanık. E, çok kötüydü, çok iyi diyordu ya Ömer Uyanık yukarıda. Onu kastediyor. Arkadaşlar e, ben e, şey yaptım. E, dersleri veriyorum. Hiç ilahiyatta hiçbir şekilde girmemiş. Hiç başka hiçbir eğitim de almamış. E, i̇ki kuru bitirenler baya baya şey, güzel bir şey seviyede metin okuyorlar. Seyfullah Dayan. Merhaba hocam. İlahiyat lisans okuyorum. Vize final haftalarını ders. Arkadaşlar şey yok. Vize final haftalarını biz indirmiyoruz. Esneklik sağlayamıyoruz. Çünkü hangi öğrenciye göre, hangi ilahiyata göre hazır, ayarlayacağız? Yani o kadar farklı ki makaslar birbirinden. Hep söylerim Sivas İlahiyat geçen sene Nisan ayında finalleri bitirdi. Buyur. Herkesin şeyi farklı. Akademik takvim farklı. Dersler nasıl hocam söylemiştim. Ee, yeni video yükleyecek misiniz yoksa kanaldaki bir... arkadaşlar yeni videolar e, yüklüyorum da olmayan videoları yüklüyorum. Var olanları yüklemiyorum. Mesela birinci hafta var, ikinci hafta var. Olmayanları yüklüyorum şu anda sadece. Ee, sizin sayenizde çok iyi öğrenmiş. Allah razı olsun ondan. Ee, benim kardeşim ikinci kurda şu an çok iyi. şey e, Mümine hocam bak Zuhal Deniz'den bir rapor size gönderdim. Ee, ikinci kura şu an bayağı ilerledi. Arkadaşlar Arapça çok de, derin bir dil. Yani bayağı bayağı derin bir dil. Mesela ben İngilizce kitabını yazıyorum. 50 hafta, 50 hafta ilk iki kur. İnanın e, konu arıyorum şu anda ne yazacağım. Geldim 40. 41. haftaya böyle e, böyle şey yapıyorum böyle tırnakla tırnakla konu arıyorum. Ne anlatayım İngilizce'de diye. Konu bitti. E, 50 haftalık bir konu çıkmıyor elime inanır mısınız? Arapçada 50 hafta bana yetmiyor. Dil çok büyük bir dil bir fiil çekimi bile bakınız. İngilizce'de e, fiile bakın. Play, oynamak. Bunun hangi halleri var? Plays var. Bir S eklenir. O üçüncü şahıs için. Playing var. Şimdiki zaman için değil mi? ING eki var. Bir de played var. ED eki. Şu dört tane hal var. Bitti. Başka hali yok bunun. Arapçada e, fiil çekimi, e, mazisi, mazid 14 on, on tane, muzari 14 tane, e, emri 6 tane, ondan sonra bunların illetlisi baştan illetlisi ortadan illetlisi toplamda birkaç bin varyant var yani o kadar şey ki Arapça e, geniş ki e, size iki kurda 50 haftada ne yapabiliriz yani çok fazla bir şey yapamayız tabii. ama biz e, olabildiğin en iyisini yapmaya çalıştık yani bu e, kısa süre içerisinde olan en iyisini ve sizde hiç şüpheniz olmasın 50 haftayı siz bitiren kişi bakınız 50 haftayı bitiren kişi İlahiyat fakültesindeki e, Arapça hazırlığı böyle 95 ile bitirmiş olan öğrenciden çok daha iyi Arapça sahip oluyor. Tekrar söylüyorum, İlahiyat fakültesinde herhangi bir sınırım yok. İstediğiniz en kaliteli ilahiyatı getirin bana. Tekrar söylüyorum, en kaliteli ilahiyatı getirin bana. E, Bunu altını çizerek söylüyorum çünkü birebir isimlerle de konuşuyorum ben. %100 Arapça bölümünde okuyan öğrenciler var. E, oradaki şeyden daha iyi hale geliyor Arapçanız, tamam mı? E, ona şüpheniz olmasın. Kursumuz e, Asu As As Yavuz. Sadece bayramda ara veriyoruz. Başka hiç ara yok. Birinci kuru bitiren ikinci kura sınavla Evet bunu söylemiştik. Ee, neredeyim? Şuradaydık. Hazırlık muhafet sınavından geçecek bir seviyeye ulaşabilir miyim? Ee, bir yıl sonunda. Ee, Rabia boyra sizinkilerin e, şey durumunu bilmiyorum. E, sizi geçirmek üzere sınav yaptılarsa geçemezsiniz. Ama normalde sizin e, buradaki 50 hafta gördüğünüzde e, ki siz 50 hafta göremezsiniz şu anda çünkü Muafiyet sınavı Eylül ayında olacak. Yani size çok destek olur da e, artık konuları daha yarısı bitmiş oluyor haliyle. E, o yarısı size ne kadar yeter bilmiyorum. E, yani o şey niye söyledim ben? E, geçirmeme niyeti varsa diye. Ben İspata İlahiyat mezunuyum. E, bize muafiyet geçme sınavında amino asiti dahi sormuşlardı. Şaka yok. Amino asiti dahi sormuşlardı. Ben şu anda bilmiyorum amino asitin ne olduğunu Arapçada. O zaman sormuşlardı bize. Millet geçmesin amaç hocam hazırlık muhabbet sınavından geçecek seviye ulaşabilir miyim? hocam kapasite başvurusu devam ediyor mu? tekrar bir daha açacağız gruplar arkadaşlar. Şu anda süreç başladı. hem soru hem duyuru grupları olmamız lazım sanırım ama şu an sadece bir tanesi var. Soru grubu kuruldu mu? Hatice Nur Kargalı bir denetmene sorsana onu. her kur zamanları nasıl olacak? yani birinci kur bitti, ikinci kur hemen başlayacak mı? ara Bir hafta bir dinleme arası veriyoruz Hat Neslihan. Ece. Eda Nur Emsen. Hocam birinci kura başlamadan direkt üçüncü kurdan başlayabilir mi? Evet. E, yalnız YDS şey değil. Üçüncü kur değil. YDS dördüncü kur. Bizde şu anda yok o. E, daha başlamadı. Mehmet Güler diyor ki ben bir yıl devam et, ettim bırakmıştım. E, bir yıl devam ettiysen o zaman e, 50 hafta bitmiş oluyor. E, dersler düzenli devam ederseniz gerçekten verimini göreceksiniz demiş Mehmet Güler hocam. E, bir yıl e, devam ettim Mehmet mezun olmuş oluyorsun iki kurdan. KPSS kursu başvurusu bitti mi hocam? Evet bitti. E, bu kurs toplam 6 ay mı sürüyor? Arkadaşlar bir kuru 6 ay. E, 6, 6, 6, 6. Siz hangisini istiyorsanız temel Arapça e, 2 kurdur. Tamam mı? Temel Arapça. Üçüncü kur Kur'an-ı Kerim Arapçası. Siz Kur'an-ı Kerim baştan aşağı meal verebiliyor oluyorsunuz. Yani bunu böyle söylüyorum. E, basit söylüyorum arkadaşlar. Bunu ilahiyat fakültesinin hocaların çoğu bile Kur'an-ı Kerim baştan aşağı her yeri meal veremez. Tamam mı? Yani ağırdır. E, bir, bir e, şeyi. Metin bazı e, yerler yani. Garip kelimeler çok fazla. E, YDS'nin 70 de ciddi bir seviye. Tuğba Pehlivan. Ben İngilizce devam ediyorum. Şu an 14 hafta olmasına rağmen çok ilerledim. Fark ediyorum. Arapça için referans olurum mu bilmiyorum ama aynı sistem Tuğba Pehlivan. Hocam ikinci kurda tekrar kayıt mı olacağız? Yok. Tekrar kayıt yok. sadece sınavı geçiyorsunuz. Sayı, sayıların ilerleyen günlere düştüğünü o da söyledi. Biz ailecek girdi kursa ilk gruptan çıkan yemek ısmarlayacak ceza var. Öyle bir şey yok. Zuhal Deniz. Aslında güzel fikir ha ilk gruptan çıkan yemek ısmarlasın bir de yöreye göre ya. Mesela Erzurum mesela cağ kebabı getirsin falan. Hafızlık, Arapça aynı anda katılım gösterebilir miyim? Arkadaşlar sizin vaktiniz daha iyi biliyorsunuz. Neslihan Filiz yani ne kadar vaktiniz var? Siz biliyorsunuz onu. Niye? Ee, yani hafızlık günde benim sistemimde 3 saat istiyor. Arapça e, günlük yarım saat istiyor. Sizin vaktinizi siz iyi biliyorsunuz. Normalde eğer sizin 3,5-4 saatiniz varsa tabii ki olur. Çok da iyi olur bana sorarsanız. Bilmiyorum video kaç dakika süreceğini daha bitirmedik. Kanalda mı takip edip çalışacağız? Evet. Ee, kitap almak zorunlu mu dersler? Hayır. Kitap almak zorunlu değil arkadaşlar. Herhangi birisinin fotokopisinde fotokopisini, ekran fotoğrafını isterseniz ama lütfen benden pdf'sini istemeyiniz. Eda Zilfi ben senin ismini hatırlıyorum. Sen geçen sene başlamıştın. 3 ee, üç aydır hem İngilizce hem Arapça grubundayım. Bir zamana kadar gördüğüm, en bu zamana kadar gördüğüm en farklı, en yararlı program. Sürekli sağlayan, kendini ezberlen oturduğu bir sistem. Sistem eee her hafta izlememiz gereken video linkini atacak mısınız? Yok arkadaşlar, şey benim şeyden bakarsınız. Bu YouTube kanalına girersiniz tamam mı? bizim şu kanala. YouTube bizim Muhammed Ali Can ya da Dil Kültürü yazarsanız çıkıyor herhalde. Dil Kültür KBÜ Dil Kültürü yazarsanız çıkıyor değil mi? Dil Kültür Benim kanalım ismi Muhammed Ali Can zaten. burada benim videolarım var. Burada arattırma yapabilirsiniz. Şu arama butonuna bastığınızda mesela ne yapacaksınız? Beşinci hafta değil mi? E, beşinci hafta dediğinizde size zaten şeyi getiriyor. E, What's Arap? Beşinci hafta. What's English? Beşinci hafta. Hangisini şey yapacaksanız artık e, ona şey yaparsınız, bakarsınız. Ondan sonra ne var başka sorulan? Yorulmaya başladım hocalarım. Eee... Nereye baktım ben en son? Kaçırdım ya. Şuradan başlayayım valla rastgele. Kayıt linki atabiliriz. Arkadaşlar kbdilkultur.com'a girerseniz orada bütün bizim etkinliklerimizin şey var. Ama şu anda kayıt açmadık. Orada link çalışmaz. Deneme dersten arkadaşlar bu hafta bir deneme şeyine başlayacağız. Tamam mı? Şimdi grupları kurduk. Bir Deneme için kimse ceza verilmeyecek. Nasıl işleyişini görmeniz için e, bu hafta bir başlayalım şöyle. Pazartesi, salı, çarşamba. Ondan sonra e, nasıl olduğunu bir görelim. E, Cumartesi günü artık tam e, şey başlayacağız. Pazar günü. E, Grupta eşleme olmadı. Başkanlar kimlere karşı sorumlu? Onların sorumlulukları nedir? Soru linkine nereden ulaşıyoruz? E, grup denetmenine sorunuz. Geçen bir toplantı yaptık mı? Yapmadık mı? E, ne demiş? Hocam buradan edindiğimiz bilgilerle başka kurumlara ders verebilir miyiz? Evet verebilirsiniz. Hocam temelim var. Benim üst kurdan başlayabilir miyim? Ee, yani daha başlamadık üst kurlar. Sınavlar test olacak. Ee, ben sabah 8, akşam 7 yapıyorum. Nasıl yapacağım? Demiş Hacer Yorulmaz. Sabah 8, akşam 7'ye tamam. Siz vaktiniz var ki Hacer Yorulmaz. Ee, mesela pazartesi gün ödevini biz pazar günü akşam 20'de veriyoruz size. Siz akşam 20'de ee, Atıyorsunuz ödevinizi, 8 a kadar yarım saatte yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Tamam, oldu ya da akşam onda atarsınız. Sonuçta akşam 7'den sabah, ee, orada vaktiniz var yani akşam 7'den sonra. Hocam diyelim ki dersler çok ağır geldi, gruptan çıktı. Te evet, tekrar başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sadece başkanken bırakırsanız o suç yoksa siz normal kendiniz bırakabilirsiniz. Başkanlık sırası size geldiğinde bırakmak suç. İkinci kuru bitirip ara veren üçüncü kuru nasıl başlayabilir? Daha ikinci kuru bitiren olmadı ki. Ee, sınav tarihinde ara verebilecek miyiz? KPSS'ye göre bir şey ayarlamıyoruz burada. Kitaba ulaşmamız için yayından sonra videonun altına biz gruplardan duyururuz arkadaşlar şeyi. İkinci kürden nasıl başlayacağız? Başlayamazsınız maalesef. Ee, yaz tatillerine devam ediyor Berkay. Seyfullah Dayan. Medine Üniversitesi İlahiyat için başvuruda bulundu. Tek gayem Kur'an-ı Kerim anlayabilmek. Bir Arapça bilgi sahibi olmak e, Medine gitmeye gerek yok. Tabii ki gidersen güzel olur da. burada günlük sen yarım saatini ayır bir sene boyunca. Ondan sonra her gün 2-3 saatini ayır. 6 e, ay boyunca bir buçuk sene sonra Kur'an-ı Kerim'i anlayacaksın. Tamam mı? Güzel olacak. E, hocam birinci kuru tamamlayıp sınavdan da başarılı alırsak ara verme hakkımız var mı? Biz ara vermiyoruz ki. İkinci kuru için sınava girdiğimizde e, sınavdan kaç almamız gerekiyor? E, baraj puanını açıklamadık. Hocam ben kaç kere kayıt yaptım Arapça neden alınmıyorum? Aylin Osman Abaşı şey yap ver. E, siteye şey yaptık biz. O link attık. Oraya bak ver. Deminki yayında. Denetmenin kim olduğunu nasıl biliyoruz hocam? E, grubunuzda e, şeydir o yöneticidir o denetmen arkadaşlar. Bir başkan var bir de denetmen var. Ondan sonra kaç kişi var burada ya? Soru yağmuru resmen geliyor. Şu anda kaç kişi izliyor burayı? 560 kişi izliyor. Ben ikinci kurun yarısına kadar gelmiştim. Gerçekten kalıcı bir eğitim. Ara vermeden her gün e, meşgul olmak için beni geliştirdiğini bizzat gördüm. Yoğunluğun sebebiyle çıkmak zorunda kaldım. Bir daha başlarsın Rüveyda Orak. E, şimdi grup başkanı gönderekleri ödevler örnek olarak pazar günü saat 20'de grupta paylaşacak. Arkadaşlar biz size şey link vereceğiz. Ödevi başkan size göndermeyecek. Siz direkt e, linkten indireceksiniz o VAT. Grubunuzda link olacak. O linkten direkt olarak kendi, her üye kendisi indirme işlemi yapacak. Başkanlar almayacak şey ödevleri, cevap anahtarları. Çünkü başkanlara müsait olmayabiliyor her zaman. Üçüncü kur daha başlamadı. Ee, kitap yarın bir gün açarız arkadaşlar kitap başvurusunu. Ee, yok canlı yayını silmeyeceğim. Kitap siparişleri yarın başlatabilirim ben. Ben, yani ben anlamadım. Grupta ders anlatımı yollanmayacak mı? Arkadaşlar zaten şeyde var ki Neslihan yani. E, YouTube kanalında var. Bir daha niye yollayalım size bunu? E, hocam anlatışını bıkkınlık ve yorgunluk gözlemledim. Yasin Akgül. <laughs> Sabahtan beri yazıyoruz yazıyoruz yazı bitmiyor. Denetmenin kim olduğunu bilmiyorum hocam. E, arkadaşlar grubunuzda Whatsapp grubuna girdiğinizde orada iki tane yönetici olması gerekiyor. Bir denetmen yönetici olması gerekiyor. Bir de. E, grup başkanı ikisinden bir tanesi denetmen onu sorarsınız kitabımız yok e, kitaptan gereken sayfaları paylaşır mısınız Evet ben size göndereceğim arkadaşlar onu e, saatime Ben de e, sen Allah razı olsun teşekkür ettim bu kitaplar çıkana kadar gönderip PDF toplumu gönderir. yok arkadaşlar günlük göndereceğiz e, e, toplu göndermem e, günlük yarım saatlik çalışma yeter mi ya ortalama yok Mustafa Öz, yetiyor yani bazen 15 dakikada geçiyor Bazen 45 dakika çıktığını söylüyor öğrenciler de nadir. Genelde e, yarım saat içinde bitmiş oluyor ama. Yani bir çoğu zaman da 15 dakikada bittiğini de söylüyorlar. Ben yarım saat diyorum. Tamam mı? İki dil beraber gidenlere e, tavsiyeniz. Arkadaşlar iki dil beraber vaktiniz varsa olur. Tamam mı? Günlük iki saat boşluğunuz vaktiniz varsa olur. Tamam mı? Öğrenci yabancı olsa başkanlığı yapamazsa ne yapacak? E, niye başkanlığı niye yapamıyormuş ki? Yani Türkçesi yok mu? E, bu 564 neyin nesi? Anlamadım. E, ee, yeni başlayacaklar tavsiyeleriniz nedir? 4 Şubat'a kadar yapmamız gereken bir şey var mı? Yok. Ee, kitap alamıyoruz. Zaten yok arkadaşlar. Şimdi henüz kitap şeyi yok. Satış açmadık. Sıfır Arapça eğitimim var. Sizce yapabilir miyim? Kur'an-ı Kerim'i varsa evet. Neresene neresene. Ee, hocam hiç Arapça eğitim almadım. E, bunu dün cevaplandırmıştım ben. Hocam YouTube ders anlatımı var ama birinci hafta olarak yazıyor. Ama birinci hafta içinde birinci ders, ikinci ders diye sıralaya Sırayla gitmiyor. Ben bulamadım ya. Arkadaşlar şey vermeyiz. O cevap anahtarı konu anlatımında yok. Bizim o YouTube'umuzda. E, sadece o e, şey var. E, şurası olur. Şu konu anlatımı var ya. Burası. Şöyle küçülteyim kendimi bir saniye. Sadece şu kısım olur anlatımda. Ama ondan sonra şuraların çözümünü biz size vermiyoruz. Onu siz kendiniz çözeceksiniz. Tamam mı? Orada e, ora şey de olmaz. Orada olmaz. bir hafta için altı ders var anladığımda evet e, ödev var. Şimdi şöyle hocalarım e, bir gramer kuralını öğrenmenin hiçbir önemi yok. Çünkü zaten uygulayamayacaksınız onu. Önemli olan o gramer kuralını uygulamaktır. Öğrenmek değil. Ben hep söylerim. Şimdiye kadar berbere belki bin defa gitmişimdir. Şöyle bir yaşımız kaç? 50'ye yakın işte. E, sen de en az 12 defa gitmiş olsak bayağı çok gittik yani tamam mı? Çok yüzlerce kez gittik ama hala ben e, saç tıraş etmesini bilmiyorum. Tamam mı? Bana birisi anlatsa, anlasam şurayı şöyle yapacaksın, eline şöyle tutacaksın, şöyle şöyle keseceksin, bu tarafları böyle keseceksin. Anladım mı anladım ama elime makası verse kesemeyeceğim. Şimdi önemli olan konu anlatımından ziyade uygulama çok önemli tamam mı? Eğer benim elime makas verilseydi bir 10 defa kesseydim birisinin saçını usta eşliğinde e ben bu berberliği de artık çözmüş olurdum. Saç kesmeyi öğrenmiş olurdum birazcık. Şimdi bizim dil öğretimimizde hoca gösteriyor geçiyor. Gösteriye geçiyor olmaz. Öğrenci çok sıra gelmesi lazım. Mesela siz sınıfta girdiniz okulda ilahiyatta, yumurta fark etmez. Şimdi hoca anlatıyor. Oku oğlum. Ötekinin sen oku oğlum. Şunu sen oku kızım. Size gelse gelse bir defa sıra geliyor. E bir defa sıra gelerek pişmiyor bu. Herkese günde 10 defa sıra gelmesi lazım. Bizim bu sistemde herkese her gün 10 defa sıra geliyor. Uygulattırıyoruz. Önemli olan uygulamadır. Tamam mı? Ee, ne demiş Zeynep Turan Hocam ilk baştaki kelime ezberini Ayrıca öde ödev olarak verecek miyiz yoksa Haftaya yayılmış şekilde mi Yok yok arkadaşlar ilk başta bunu tüm veriyorsunuz Yayında kaç kişi var diye sormuştum 560-400 kişi gördüm ee, Hocam İngilizce grubunuzdayım Oradaki mesajlardan biliyorum Arapçaya kayıt yaptığı halde herhangi bir gruba alınmadım Kendim dahil 4-5 kişi var. Rabia Nur, şey yapıver zahmet ya. Kbdkültür.com'a şey yaptım. Oraya link attım. Herhangi bir gruba hala alınmadım diyenler oraya doldursunlar. oğlum Ben onları alacağım. Ama daha önce kayıt yaptıysa. Bakın başkasını almayacağız. Hocam ezberimizi arkadaşımıza verirken ve gruba atarken görüntülüm olmak zorunda yoksa ses kaydı yeter mi? Şimdi ezberinizi arkadaşınıza verirken görüntülü açıyorsunuz tamam mı birbirinize? Görüntülü görüşme olacak. Yoksa adam açıyor eline kitabı. Ee, sizin sorduğunuz sorulara buradan cevap veriyor tamam mı? Balık ne semek, pahalı ne gali deyip geçiyor olmaz. Görüntülü olacak bu iş. Tamam mı? Ha o, o kelimelerin okunmasını onu gruba atacak ses kaydı olarak. Hocam Kur'an bilmiyorsak bu kursa katılamıyor muyuz? Hayır arkadaşlar nasıl olacak yani siz Arapça melek de Arapça okumasını bilmiyorsa nasıl katılacaksın Arapça kursuna? Olmaz. Ee, ödevimizi eşleşme şeklinde yapacağız ama benim anlamadığım şu biz eşleştiğimiz kişiyle Özelde mi ödevimizi yapacağız yoksa gruptan mı? Arkadaşlar ezber verme özelden olacak haliyle. Yani görüntülü görüşme özelden olur. Başka bir şekilde olmaz. Hafızlık Arapça aynını tavsiye eder misiniz? Tabii ki tavsiye ederim. Yani Arapça arkadaşlar hafızlık Arapçası zaten çok da mantıklı da değil. Tamam mı? Yani Allahu Teala e, Kur'an-ı Kerim'i indiriş amacı var. O da ne? Kafadan mı sallayalım bunun sebebini? Kur'an-ı Kerim niye indirildi? Yoksa Kur'an-ı Kerim'e bakalım Rabbimiz ne demiş mi? Rabbimiz ne demiş? Orada yazıyor biz bu Kur'an'ı düşünesiniz diye indirdik. Akıl erdiresiniz diye indirdik. Tamam mı? Liye tedekkaru, <laughs> liye akilu, efendime söyleyeyim, ibret alasınız diye. Tamam mı? indirdik diyor. E şimdi siz Arapça olmadan Kur'an-ı Kerim'i ezberlediniz. Nasıl? ibret aldınız mı? Bilmiyorum. Bir şey anlamadım ki. Akıl erdirdiniz mi? Yani bir şey anlamayınca neyi akıl erdireceğim? düşünesiniz diye indirmişim. Düşündün mü şimdi bunu okuyunca? Ne düşünüyorum? Bir şey anlamadım ki. E, bu Kur'an niye indiydi de? Allah Teala bu Kur'an niye indirdi? Düşünesin diye. Şimdi e, Arapçasız bir hafızı e, sevabı var. Yok değil sevabı var da asıl amaç Kur'an'ı ı Kerim indiriliş amacı e, onu e, anlam hiç anlamadan ezberlemek değil. Yani onu anlamaktır. Asıl olan budur. E, Bizde o asıl zor, e, önemli olanı bırakılıp şey yapıyor. Hatta şey bile soruluyor bana. Hocam meal okuman sevabı var mı? Ya meal okuman tabii ki sevabı var. Yani çünkü e, okuyorsun, ibret alıyorsun, düşünüyorsun. E, zaten bunun için indirilmişti Kur'an-ı Kerim. Olmaz mı sevabı? E, 50 haftanın sonundaki Kur'an-ı Kerim'i annelere okuyabilir miyim? Hayır, annelere okuyamazsın Eda hocam. E, onun için şey yapmanız gerekiyor. 3. E, kuru bitirmeniz gerekiyor. 75. hafta yapmanız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapçası o 50'den sonra başlıyor. KPSS kursda olduğunu bilmiyordum. Ee, arkadaşlar önce derse girenler haftada bir video mu izliyoruz? Evet. Haftada bir, bir izliyorsunuz. Hocam da gruptaki herhangi bir eşleşecek değil mi? Tabii ki. Tuğba Hocam. Evet. Arkadaşlar e, ben artık burada e, soruları tekrar etmeye başladım. E, ben canlı yani kapatacağım. Başka bir ekstra soru yok anladığım kadarıyla. E, Hepinize Allah razı olsun. Şunu unutmayın ki biz bu projemizde e, önemli bir şey ispat ettik. Allah rızası için yapılan faaliyetler var. Bir de para rızası için yapılan faaliyetler var. Bizde biraz kapitalist bir öğreti var. O da şudur. ya o Zaten hayrına yapılan işten çok hayrı olmaz lafı. E, profesyonellik gerektirir bu işler. E, bedava olan şey zaten çok da kalite beklemeyin. E, bu direkt öğretirler her şeyde. Biz bu din kültürde e, şunu gösterdik. Allah rızası için yapılan bir çalışma. Bütün paralı kurstan tamamını getirin. Bunun içinde ilahiyat imam hatiplere dair o da bir paralı kurstur. Hocalara para ödenir bunun için. O paralar çekildiği anda kimse kalmaz orada. Tamam mı? Hepsi bir paralı kurstur. Onu siz ödemiyorsunuz ama millet ödüyor onun parasını. İmam de aynı şekilde. Onlar da millet ödüyor. Ee, bütün bu şeylerin içerisinde e, kursların kurslar arasında burası e, 0 TL bütçeli, birbirimize hizmet vererek e, en en yüksek kaliteyi, tabii ki daha iyi olması lazım ama en yüksek kaliteyi burada yakaladık arkadaşlar. Tamam mı? eğer ki siz Allah razı için güzel bir şey yapmak istiyorsanız o niyetinizi aldıysanız yürürsünüz bu yolda. Şimdiye kadar biz 2018'de başladık. Muazzam yol aldık. 20 bin kişi boşu boşuna bizim bu sisteme dahil olmadı haliyle bir sebebi var bunun. Hatta dışarıda ben anlatıyorum. Şöyle şöyle böyle böyle bu beş cizasından falan bastım Ya insanlar niye sizin ağız kokusunu çeksin ki? Çeker gider diyor. Çek Gidecek de başka yerde böyle bir kurs yok. Bu, bu verim yok. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar bilgi alma da yok. Ee, o yüzden burada ne yap edip grupla kalmaya çalışıyor herkes. Bu da verimi görüyor. Bir de e, vakit sorunumuz yok. Yani e, kursa mesela şu, diyelim ki şurada çok kaliteli bir kurs veriliyor. E, tamam da onun saati size uyuyor mu? Oraya git gel sizin vaktinizi alacak. Yol masrafı her seferinde falan. Burada oturduğunuz yerden e, ne zaman müsaitseniz yapıyorsunuz. Benim en büyük yaşadığım sıkıntı e, benim 24 saat boyunca bir gün boyunca hiç yarım saatim vaktim olmuyor. Ödevi atamıyorum. Ne olacak? Osman İngilizce, Arapça falan öğrenilmez. Yani Dil için vaktiniz olması gerekiyor gerçekten de. Ee, kursların kayıt tarihi belli değil Emine Güzel. Anlamadığımız soruları form, soru formuna ulaştığını dediniz ama soru formuna nerede ulaşıyoruz onu biz gruplara duyuracağız. Şu anda 3. kura kurda olan devam eden bitiren yok 3. kur daha başlamadı. Şu Heda. Ee, şeyimiz var. E, eski VATS Arap'ımızın eski sürümü var. 1.0'dan mezun arkadaşlar var. Onlar ee, ama o YDS'ye yönelik bir Arapça yok orada. E şimdiki sistem biraz değişti. Onlar e, YÖK dilden e, 43 aldılar. E, ama şimdiki gibi değil o. İlk sürümü bundaki kalite onda yok. Bir de YDS'ye yönelik bir çalışma değildi o. Şimdi biz direkt nokta atış YDS yaptığımız için bundan tabii daha iyi puanlar bekliyoruz. E, Hafız Eğit, e, ezberimizi Aylin Osmanova. E, onu siz hocanızla anlaşıyorsunuz. E, Kıraatinizi. Tamam mı? E, PDF'ye ben grubu atacağım. Az da olsa Arapçam var, Kur'an Arapçası'nda kayıt yapabiliriz. Biraz zor, vasfiye şimşek yani. Burada bayağı bir iyi Arapçanız olması gerekiyor. Çünkü biz ağır bir sınav yapıyoruz. Yani artık siz Arapçanın bütün inceliklerini biliyor olmanız gerekiyor, tamam mı? fiil çekimdeki incelikleri, tercümedeki incelikleri, bu yan cümledeki incelikleri hepsini bilmeniz gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim'e hazır olasınız. Böyle biraz bir Arapçam var yürüyeyim, sınavı geçemezsiniz, onu söyleyeyim. Hocam lütfen AÖF'den KPSS kursunu alın. Arkadaşlar açık fakültesi öğretmen olamıyor ki. Niye öyle bir şey yapalım? Hafızlık eğitiminde sadece ezber mi tekrar grubu var mı? Ee, ezber. başka ne olacak da. Birinci kurdan sonra sınavı geçersek, ikinci kura başlamadan ara versek. Şöyle ara verirseniz 6 ay ara vermiş olacaksınız. Çünkü 4 ay. bayağı uzun süre. Ondan sonra biz almayabiliriz sizi. Çünkü bu ara şey zincir kopuyor. Hocam video mahremiyet açısından uygun mu? Arkadaşlar bizim herkesin dindarlık anlayışı var. Herkesin derken herkesin. Tekrar söylüyorum. Herkesin. Herkes de kendi İslam'ını doğru an, İslam olarak görüyor. Tamam mı? Ee, benim İslam'ım doğru İslam, sizinkisi yanlış. Yani bu yüzden biz kimsenin mantalitesini e, şey yapamayız. E, esas alamayız. E, burada bir genel bir mantalite var. Sizin videonuz mahremiyet açısından uygun bir de sizin için. Yapacağım bir şey yok benim. Gerçekten. E, size şunu söyleyeyim. Suudi Arabistan daha yeni yeni kırıldı. Fotoğraf Fotoğraf çektirmek e, benim gençliğimde henüz şirk kabul ediyordu Suudi Arabistan'da tekrar söylüyorum. Ben kendimi tanıyorum. Benim çocukluğumda şirk yani direkt o fotoğraf çektirdin mi sen tamam. Sen şu anda şey e, idam işte, idam edilmen lazım senin şu anda çünkü ehli e, kelime i Kelime-i şehadet getir yoksa seni öldüreceğim diyor. Kelime-i şehadet getiriyorsun hanımına dokunma. Şu anda siz de boşandınız çünkü sen gavur oldun bu ara. Kelime-i şehadet getir. Tekrar bir daha nikahınızı tazelemeniz gerekiyor. Şimdi böyle herkesin bir tuhaf tuhaf anlayışları var. Biz e, şey yapamayız. E, milletin şeyini esas alamayız. Siz e, müsait değilse sizin durumunuzu lütfen bizi de şey yapmayınız. Kendinizi uydurmaya çalışmayın. Ee, benim bir arkadaşım Suriye'de e, Konya'da hanımı gözünü açtı, Peçeledi gözünü. Ağız falan değil. Göz sadece tam kapalıydı. Gözünü açtı. İnan e, o kadar hakaretler yedi ki e, şeyden, e, kayınpederinden e, şeyden, e, kızımızı soyup soğana çevirdin, erkeklere meze ettin. Orada hiç mi haysiyetin yok falan. Yani herkesin bir İslam anlayışı var arkadaşlar. Yani burada e, herkes kendisini uydurmaya çalışmasın milleti lütfen. Evet. Başka bir şey var mı? Hareketsiz okuyabilecek miyiz? Ben size hareket vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, hocam gruba katılma Arapçam iyi değil. İnşallah olacak. Hocam böyle hizmet yapıyorsunuz. sizden de razı olsun Bekir hocam. Ee, evet. Sorular artık hep hafızlık üzerine gidiyor. Hocalarım hepinize çok teşekkür ettim. Allah razı olsun. Rabbim hayır ilimler diliyorum. Ee, sebat edin. İnşallah çok güzel yerlere geleceksiniz. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Ee, devam edenler en güzel referanstır bu konuda. Kendi kendinizi övmeye gerek yok. Ee, sizler inşallah e, istediğiniz yere gelebileceksiniz. Rabbim e, sizleri namazda okuduğunuz sureleri anlar bir e, seviyeye getirmenizi nasip etmesin inşallah. Hepinize çok teşekkür ettim. Kolay gelsin.